Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain, Ala resulina Muhammedin selavat. <laughs> Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Bizi bizi bize bırakmasın inşallah. Sevgili arkadaşlar, psikoloji bir yarım saat onun hakkında biraz şey yapalım hem size hem aileye hem toplumda hem kendimizi yönetme malzeme olsun diye. Biraz şey olsun farklı olsun. Dima kaç? 250. 230. Akıl? 47. 47. Bugün e, Tabiat Risalesi'ne bakarken kenarına şöyle bir şey yazmışım. Geleceğin çok çeşitli isimleri vardır. Herkes geleceğe ait farklı isimler koymuş. İnkarcılar için yoklukmuş ismi. Karamsarlar için yalnızlık. Zayıflar için ulaşılamaz, korkaklar için tehlikelerle dolu bilinmezlikler, cesurlar için fethedilmesini bekleyen yeni ümit ülkeleri ve ehli iman için her şeyin yeniden başlayan BK memleketi. Bir de okuyayım. Geçmişe herkes değişik isim koymuş. Şey geleceğe. Geleceğe farklı isimler koymuş. İnkarcılar için gelecek yokluk, öyle demiş. Karamsarlar için yalnızlık, zayıflar için ulaşılamazlar, korkaklar için tehlikelerle dolu bilinmezlikler, cesurlar için fethedilmesini bekleyen yeni ümit ülkeleri ve ehli iman için her şeyin yeniden başlayan bekâmül memleketi. Bunu geçmişi de tersinden düşünebilirsiniz. Onlar böyle demiş, bunlar da böyle demiş. Şimdi başka bir yer okuyorum. Beni çok memnun eden bir cümle, ilk cümle çok önemli. 198 13. lema ne anladın derlerse bana? Duygularını ve düşüncelerini kontrol etme yöntemini anladım derim. Duygu ve düşüncelerimi kontrol etme. Peki ne yapacağım o zaman? 13. şua yokur derim. Doğru duygu ve yani doğru duygu ve düşüncelerini yönetme malzemesi de 13. şua. Yani düşüncelerini ve hayallerini duygularını, düşüncelerini nasıl bir şeydir ya? İç aleminde neler var ya? Nasıl bir sistem çalışıyor? Yani fikir, duygu neyin nesidir? Ne ne nereye karşıdır? Nereye nereyle paraleldir? Ney neyle zıttır? Neyle ne zıtlaşır? Böyle dersen hakikaten acayip. Röntgen ya. İç alemi röntgeni. 13. Lema. E tamam da o zaman ben orada ne yapacağım ya? O memlekette 13. Şua'yı okuyarak orada yürü. Psikolojik hastalıkların kökeni nelerden korkulmayacağını bilmemektendir. Nerelerden korkulmayacağını. Yani bildiğin zaman korkmuyorsun. Psikolojik hastalıkların kökeni diyorum yani. Genetiği nelerden korkulmayacağını nereden çıkarttım? Allah diyor ki Kur'an'da benden korkun. Diyor ki başka şeyden korkma. Eğer benden yeterince hakkıyla korkmasan korkulmayacağı şeylerden korkuturum seni. Onun bir ifadesidir şu. Yani çok garibime gitti. Basit gibi gözüküyor ama hayatın kendisidir. Allah'tan korkmanın zaruni trafik işaretinden okuyorum. Hayatını ve itikadını en iyi gösteren ayna siyasi tercihlerdir. Çok basit gibi gözüküyor ama itikadını gösteriyormuş. Okuyayım. Çok tuhaf. Hayatın hayatını ve hayatın içerikleri değil. Hayatının içerikleri patates soğandır içeriği. Hayatın kendisi kendisinin kalitesini Aa. ve itikadını oluşturan siyasi tercihlerdir. Siyasi tercihler nedir diye sordum. Allahça zaten malum. Allahça kesin. Nasıl Allah biliniyor yani. Allahça biliniyor. Nereye layık layık taksa o şey yapılacak. Ama o değil mevzu. Mesela lavaya gitsen Yasin. Şöyle baksan. Ben de buradayım sen de evde lava. Kimi görürsün bu şey aynada? Kendini beni görür müsün? Hayır. O önümüze konulan her şey aynadır. Kendimizi sorguluyoruz ve ifade ediyoruz. Şimdi küfür eder misin, hakaret eder misin? Bu ne lan? Bu böyle sensin zaten. Orada gözüken gösterendir. Bir daha. Orada gözüken buradan gösterendir. Peki senin derdin ne? Benim bulunduğum konum itibariyle dedim. Bulunduğum konum itibariyle ustadın söylediklerini söyle. Söylemediklerini söyleme mak makamıdır. Risale-i Nur'a yanlışlık yapanları deşifre et. Musa Bekuf, Mustafa Sabri Efendi şunlar bunlar diye ustadın deşifre ettiği gibi. işte o ihtiyar ...şey diyor... ...hoca diyor... E, ...kambur diyor... ...hepsini söylüyor. Ha. Yani söyleme makamındayken... ...söylemeyen... ...söyleyemediklerinin aslında ifadesidir. Yani... ...olman gerektiği yerde değilsen... ...olmaman gerektiğin yerdesin de... ...onu diyemiyorsun. Çünkü 300 kaçtı mektubat? 15. sözde de var. 318 miydi? Diyor ki... ...bir tarafa ne muhakeme etmek... Ben tarafım yok. Vay ne acayip siyaset veya şeylerin üstünde hakikat-i ne kadar meşgul kandı, kadar büyük adam. Bir tarafa hani ne muhakemek? Muhakeme etmek tarafi muhalifi iltizam etmektir. Muhalif olduğun yerdesin de onun için söylemiyorsun. Çünkü hayat kesinlikle ama ortası yok. İman-küfrün ortası olmadığı için hayat tercihlerin bütünlüğüdür. Biz ise tercihlerimizin çocuğuyuz. Diyor ki, sayfa 170. Siyasi tercihini, itikadını gösteriyor. Itikadım peki nedir? Ne, nasıl oluşturacağım? Siyasi tercihim hariçtir. Onu ben belirliyorum ben. Beni kim belirliyor? Kur'an'a bakışını ve hayatın içinde Kur'an'ın ne kadar var olduğunu gösterir. Hayatımızın içerisine Kur'an ne kadar var olursa itikadımızı, itikadımızın da e, yapısını, sistemini tercihlerimiz oluşturuyor. Mesela ben yapayım siz söyleyin. Ezan okundu, tercih sunuldu. Kılacak mısın, kılmayacak mısın? Ramazan geldi, tutacak mısın, tutmayacak mısın oruç? Zekat vaktin geldi, verecek misin, vermeyecek misin? Tercih değil midir? Bana bir şey söyleyin tercih olmasın. Nerede tercih yapamazsın? Bir tarafa ne kalabilirsin? Tek bir yerde kalabilirsin diyor din. Benim hükmetmediğim yerde orada hükmet. Ve hiçbir mesuletin yok. Ama diyor ki ben tuvalete bile hükmettim. Nasıl geleceğini söylüyorum. Semanın böyle sabit olduğunu zannetme. En basitinden söylüyorum. En Kainatı biz genişlendiriyoruz diyor. Tamam Dinin hükmettiği bir yerde, insan mutlak hürdür, ne yaparsa yapsın ama dinin hükmettiği hiçbir yer yoktur. Hükmetmediği. hükmetmediği tobe. Din, dinin hükmetmediği hiçbir yer yoktur. Nasıl tüküreceğini, tuvalete nasıl oturacağını, özel hayatının detayını hükmetmiş. O zaman bilerek bir tarafı muhakeme etmek, bildiğin için tarafı muhalifi iltizamdır. Nerede söylüyor? Bu 15. sözde şeytanla mu nazara mevzusunda söylüyor. Labaya geçtin Yasin, senin labanda sen gözükürsün. Ne gözüküyor? Gösterdiklerindir. Göstermediğin gözükür mü? Oradakiler peki bazı şeyler gözüküyor. Onlar bahanedir. Biz karar vermişiz. Dinden ve Kur'an'dan, Risale-i Nur'dan delil ararız. İlk önce biz karar vermişiz bilimsel olarak izah edeyim. Doktoruma da lazım. Bilimsel. Biraz hastayım bu işlerde. Hocam. İsviçre'den bizzatı orada deneyde bulunanlardan bizzatı dinleyen ikinci adam söyledi. Gelmişti dershaneye. Cihazlar taktılar kafaya diyor. Deney yaptılar. Benim hocam anlattı diyor İsviçre'de. Bizzat kendileri yapmış. cihazlar takmışlar. Adama tercih et. Evet ve hayır diyeceksin. Cihazlar takılmış. Adam bir şey söylüyorlar red ediyor. Bir şey söylüyorlar kabul ediyor. Ama etmeden önce cihaz bunun beyninde kabul ediyor. Sonra bu kabul ediyor. Saniyenin bilmem kaçta kaçı hayır diyor. Oysa cihaz zaten hayır demiş. Yani ifade etmeden önce iç alemimizde enerjik olarak duruyor. O tercih edilmiş ifade ediyoruz. Onun adı iradedir. itikattır. İtikadımız kendisini dışarıda cüz ihtiyar olarak gösteriyor. Hadi. Evet aynı. cüz ihtiyarı olarak ifade ediyor. Mesela dima çanak anteni Kur'an'a tutarsa dima Kur'an'a doğru muhatabiyet, Çanak anten olduğu için öyle yapıyorum. Çanak anten Kur'an'a doğru muhatap olursa dima'ında doğru bir itikat oluşur. İtikat Kur'an yapar. Bunu sen kazanırsın. Doğru itikada da Allah'ın verdiği cevap imandır. İman elde edilmez, kazanılmaz, bulunmaz, yapılmaz doğru itikada Allah'ın verdiği cevaptır. Allah'ın verdiği cevaptır. İtikadı sen oluşturursun. İşte bu noktada bakın. Haya, biz zaten karar vermişiz. Delil arıyoruz. <laughs> Hayır. Mektubatta olmaz. O orayı zaten ustat diyor. Ha şurada benim benim söylediğim burada var demektir. Hayatın hayatını ve itikadını en iyi gösteren ayna ise tercihlerindir. Siyasi gibi gözükürken hayatını sorgulamaktır. Hayatın içerisindeki soğan patates ise o daha önce verdiğimiz kararın bahaneleridir. Aslında ben bir şey değildim belki biraz böyle şey gibi olacak ama siz şimdi din her şeyi hükmetti diyorsunuz. Bir kısım var. Ee, daha doğrusu belki popüler yapılmaya çalışıyor. Din sadece Kur'an'ın dediğidir. Ben hiçbir şey hükmetmedi diyen kısım da var. Hı hı. Şimdi insanlar tercih yaparken doğruyu seçerken Çok çok acayip Mesela onlara ki, ne deniliyor? Dün din her yere hükmetmedi. Allah var zaten karışmadı. Ha? Ne? Deist ya Hani ben şey diyeceğim. Kur'an var. E, hadislerin çoğunu da kaldırıyorlar. Hani o kısmı için diyorum Müslümanlar arasında. Yoksa şey için demiyorum. Evet. Siz hani tuhafe bile hükmet ediyorsunuz. Onlar e, hayır diyor. Evet. evet Kur'an mesela İslam Anayasası var mecelle. Duydunuz mu? Ha, kullandı. Osmanlı kullandı. Osmanlı çıkartmadı bunu. Osmanlı da kullandı. Ben kullandım defteri önümde diye. O benim anayasam değil. Ben de kullanıyorum. Mecelenin 29. maddesinde e, tercihi nasıl yapacağını küfür, diğer küfür memleketinde isen İslam memleketinde isen mesela hep söylemiş. Mesela diyelim ki Almanya'da bir bu fen var. Sorulduğu için söylüyorum. Ben orada imamlık yaptığım için ben bunları öğrenmek zorunda kaldım. Gavura biraz satmak, içki satmak tahrim el mekruhtur. Haram değildir. Ama bir Türk, bir Müslüman anlarsan Türktür, Müslümandır satamazsın. Burada gavura satamazsın. Gavura da satamazsın. Darül Burası Darül İslam'dır. Burası memleket-i İslamiye diyor ee, Şimdi mecelede ee, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam soyunduğunuz zaman elbiseyi böyle atmayın. Besmele ile katlayın. Ta ki cin, cinler kullanır diyor. Tuvaleti tükürmeyin özellerinizi atmayana kadar hükmediyor. Hükmediyor da hükmetmediği neresi ki? Tamam ben size iki şey bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve onun hayattaki tezahürü. Sünnet-i Seniyem. Tamam. Ve mezhep imamlarının ifadesi beşeri değildir, semaviyedir. Sebebi nedir? Yani İmam Azam'ın söylediği nasıl semavi olur? Diyor ki, nihayetsiz mana mertebelerinin camisi olan o kelamda Allah'ın muratlarının bütünselliğidir. Onu bir tanesini çıkartmak, mana-i mestüresini izhar etmektir. Mana-i mestüresini izhar ettiğinden semaviyedir. Arzi değildir. Tamam. Yani hükmetmediği hiçbir yer yok. Hükmetmediği. Mesela Allah Resulü sokakta nasıl yürürdü diyor. önde idi diyor. Sağa sola dikkat etmezdi diyor. Öyle mi? Yani nasıl hükmetmedi? Mesela en cüzilerinden söylüyorum yani. Benim çok ilgimi çeken edep ya. E, birisi Muhammed veya kafirler dedi Veya yaşlı kafirler ya Muhammed veya Peygamber aleyhissalatü vesselam ümmeti ya Resulallah dedikleri zaman Böyle ona yüzünü dönmeden cephesini buyur demezdi. Tek elle tutmazdı. Tokalaşmayı çift elle yapardı. O bırakmadıkça bu bırakmazdı. Kardeşim daha nesini anlatayım. Tuvaleti şöyle yapardı diyor Ayşe Valet'in. Özel hayatı şöyleydi diyor. Gece hayatındaki ibadeti şöyleydi diyor. Dağları siz sabit zannedersiniz diyor. Oysa yürütüyoruz diyor. Semaye zabit vesaire. Herkes her şeyi biliyor. <laughs> Bunlar e, böyle diyenler de çok iyi biliyor. Bilerek yapıyorlar. Biz derdimiz... Bunları ikaz etmek, irşad etmek, doğruyu anlatmak değil. Asla ve kata. Rabbim şahit olsun. Doğru bilmek ama hatırlanması noktasında unutmuş doğrunun peşinde olan Müslüman kardeşlerimedir. Yoksa onlar herkesi her şeyi biliyor. Devam ediyorum. Ee, benim gösterdiklerimdir dedim en son aynada. Ama aynadakileri küfür etme. O niye için gözüküyor? Ben gösterdiğim için. İşte Tercihlerimizde gözükenler bizim gösterdiklerimizdir. Kur'an'ın bakışı ve hayatın içinde Kur'an'ın var olup olmadığını itikadınla, itikadın da tercihlerinde, tercihlerinin en cami aynası da seçimlerdir. Bunu yaşlı bir zat, 80 küsur yaşında zaman haber göndermiş. Sandık bana gelsin, burada kullanayım demiş. Böyle bir şey yok dediler. Zaten nereye vereceğim belli herhalde şey yapmışlar. Ondan sonra peki bu ne yaptılar o gitti o gitti bilmiyor mu bunu ne yaptığını koca Bediüzzaman Aslı Müce dedi evladım CHP'nin kutusu hangisi demokratın kutusu hangisi dedi ben demokratlara atacağım deden dediler ona saf safi falan bak. ya bu hoca efendi budur budur ha iyi ben dedi demokrata atıyorum ha ona gidiyor değil mi dedi tamam. ona gidiyor dedi yani açık ifade ediyor ve risalede bunlar mevcuttur. Bunu Ehvenişer'le azam şey Ehvenişer'le azam işer e, CHP'dir. Şunla ittifak ettiği için değildir. Altı oktur. Altı tane iman hedefidir. Kimle ittifak ederse etsin. Evren de kimle ittifak ederse etsin. içerisine bakılmaz. Soğan patatese bakılır gibi. Bu e, sistemdir. Bu da bir sistemdir. Ve CHP'nin %95'i aldatılmış olduğunu, %5'i idealist olduğunu, Ehven yüzde %95'i hayatperest ve dünya perest olduğunu, %5'i idealist olduğunu. Bu %5, bu da %5 idealist hava adamlarıdır. Sistemdir, yöntemdir. Kullandıkları malzemeler, yani kendilerini ittifak edenler, onları kullanacağı içindir. Bu da öde. Bunların aldıkları içerisindeki ortaklarından değerlendirilmez. Kendisi değerlendirilir. Altı tane okla, altı tane iman esasına sokarız, çıkartamazsın. Çıkartırsın da yırtarsın. Hiçbir işine yaramaz. Devam edeyim. Gösterilen, gösterilen bahaneler kendini ikna etmektir. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz ne yapardı şimdi yaşasaydı? Sordum. Kendime sordum. Ben hastayım biliyor musun kendime yani. Resulullah sağ, ve olsa şimdi ne yapardı? E Osman Sordum aleyhissalatü vesselam. Şeriatına göre, meceleye göre yapardı. Niçin? Çünkü şeriatın kanunları kıyamete kadar kadardır. Allah zamanla, zeminle değişmez. Kıyamete kadar risale ediyor. Şeriatın hükümleri ve kanunları caridir. Nereden biliyoruz? Allah'tan geldiği için Allah mekan ve zamanın arkasındadır. Ona verilen dersler in huva illa vahyun yuha o hevasında demiyor vahiy ile söylüyor. Vahinin sahibi de Allah olduğu için kıyamete kadar olmuş olacak yapacağımız yapmayacağımızın tercihlerin kulağısası <laughs> şeriatındadır. Şeriatını nereden bileceğiz? Ee, mecellededir kan'da. ama ben kot kafalıyım anlamıyorum. Ee, ben avamım nasıl bileyim diye soru sordum ve yazdım dikkat edin. O zaman her 100 senede bir gelen ...mücedid-i dine uy denildi. din. her az her yüz senede bir gele de uy dedi. Vallahi ben uyarsam ne olur? Allah bana sorar. Niye burada oldun? Niye buna verdin? Niye buna vermedin? Niye bunun karşısına oldun? Vallahi Risale'de böyle yazıyor. O kadar kolay ki çok rahat ediyorsun. Mesuliyetten yüklüyorsun, yüklüyorsun ona. Yoksa bin bir tane tevil yapman lazım. Ben bu mesuliyetten korktuğum için Risale-i Nur'ların açık beyanlarını ifade etmeyle yetiniyorum demişse diyor. Bu kadar basit. Ve bir iki tane de psikolojiye ait şuradan okuyayım. 13. Lamada idim. Sevgili arkadaşlar. Niye söylüyorsun bunları? Ustad dediği için söylüyor. Vallahi başka gayem yok. Zaten herkes kararını vermiş. Ama ben Sema'ya yazdırıyorum. Dedim. Bu kadar. 198, biraz gideyim. Psikolojik hastalıkların kökeni yani gözükenler değil doktorum. Ne neler, nelerden korkulmayacağını bilmemektendir. Korku hissinin ifrat modunda olmasındandır psikolojik hastalıklar. Korku hissinin ifrat modundadır. Bir delikten iki defa ısırılmana müsaade etme. Peygamberimiz demiş ki bir delikten bir Müslüman'a ahmaklık yakışmaz. Ahmaklık nedir ya Resulallah? Bir delikten iki defa ısırılmaz. Cahillerle asla tartışma. Seni kendi hakikatına içselliğine de taşıyanları, uyaranları bırakma. Cahillerle tartışma bitti. Başka? Seni kendi hakikatına yani içselliğine taşıyanları taşıyan kişileri de kim beni uyarıyor bu noktada? Yani böyle ders arkadaşın kısacası onları bırakma. Sen kendi kıymetini bilenleri senin bir senin kıymetin bilenleri asla bırakma. Onlarla arandaki münasebetin çapını genişlettir. Sana değer verenlere değer ver. Onları kulak gardı yapıp yeni bir değer çapını genişleteceğim diye bunları ihmal etme. Biz Nur cemaati olarak yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi şudur. Bu sözüm inşallah gider o ders yapanlara. Eskilerle fazla ilgilenmeyiz. Yeni gelenlere kendimizi yırtarız. Her türlü musamaha, her türlü e, muhabbet adına her türlü fedakarlığı yaparız. Ama eskileri davada korumaya, canlı tutmaya o gereği, o şeyleri yapmayız. Ve Es, yenilerin olma ihtimali muhtemeldir. Ama eskilerin varlığı ise yüzde yüzdü. İhmal ettik. Başımıza bu sıkıntılar geliyor. Zor durumdaki köpeğe yardım edersen bak zor durumdaki köpeğe yardım edersen seni ısırmayacaktır. İnsan ise bilakistir. Zor durumda yardım ettin mi? Seni ısıracak sonra. Onu hazır olarak yaptı dedi Hazreti Ali. Evet. İnsanın böyle bir köpeklik tarafı da vardır. Hazreti Ali Ar Necim diyor, bu? E, iyilik yaptın bekle kötülüğü diyor. Yani bekle yani dikkatli ol. Sebebi neymiş diye bu altı şehri ne olabilir alimlerden şey yaptım. Yani biz ihlaslı yapmadığımız için beklenti içindeyiz. E, bedel ödemesini istiyoruz. Yaptığımız iyiliklerin bedelleri olmayınca onlar e, şey veriyor. Tersi iyili cevap veriyor. Cesaret korku hissini vasata çekmektir. Cesaret korku hissini vasata çekmektir. Sağlıkla alakalı bir şey öğrenirken çok dikkatli ol. Belki o yanlış bilgi sağlığını yok edebilir. Bunu bilerek söyledim. Ya bir bakalım şu şeyine. Baktırmam kardeşim dedim. Peki bir yanlış haber verse? sağlıkla alakalı bilgi sağlığımı yok edecek. Bazı şeyler çok ciddiye alma. Her tartışmayı kazanmak zorunda değilsin. Unutma. Geçmişin bugününü mahvetmesine müsaade etme. Geçmişinle baş etmenin yolu tövbe ve istiğfardır. Şimdi ondan ders al çıkarıp doğru yaşamaktır. İnsan geçmişiyle boğuşurken anı da kaybediyor. Düzeltemezsin. Tek düzeltme yöntemi tövbe ve istifardır. Tövbe ve istifar kalıbına sok. Arkasına düşme. Affedildi mi deyip Allah'a suyuzan etme. Sana rağmen hayat nehri akacaktır. Durma, du, durdurmaya direnme. Hayat durmaz. Peşine koştuklarına bakarsan çoğusunu, çoğusu yarın sana lazım olmayanlar olduğunu göreceksin. Peşine koştuklarımızın çoğusu bize yarın lazım olmayacak şeyler. Ha bu lazım. Ha bir rüya görmüştüm. Biraz attım ses ama o mecliste dima dersine böyle ders yapıyoruz arkadaşlar. Tanımadığım kişi de çok ama. Gelecekte mi girecekler bu şeye? Online'dan. Ha? Online olanlar da vardı. Öyle mi? Ha? Bayağı vardı. Ama en güzel tarafı yani gülesiniz. Ali hakikaten kahve dağıtıyordu. Ha, çok yok. Tuhafıma gitti ya. Haka sonra uyandığım zaman e, şualar 61'de, 67 miydi? Diyor ki süre takikatı istinad eder, ondan medet alır, hayat bulur, ruhlanır diyor. Suret hakikati vallahi billahi olamaz zaten söylüyor. Bu suret midir abiler? Evet. Kanunet bizde hakikat orada. Hakikatsız olamaz. Burada dağıtan, orada da dağıtmamış olur mu? Böyle bir Allah'ın adaleti olur mu? Burada kahve dağıtan orada dağıtmamıştır. Burada namaz kılan orada kılmamış gibi. Allah Allah. Böyle bir şey olur mu? Aklım almıyor. Böyle bir Rabbim yok benim. benim. Başkaları benim hakkımda ne düşündüğü önemli değil. Zaman zaman verin zamanın zamanı yoktur. Zamana zaman verin. Zamanın zamanı yoktur. sonra merak ettim. Bu böyle bir soru olur mu? Olan dedim her şey muhafaza ediliyor. Güneş enerjisi bile panelleri, elektrik depolanıyor akülere. Sonra sokak lambaları, buzdolapları çalıştırıyorsun. Ya zaman acaba depolanır mı dedim. Zaman depolanırmış. Nasıl? Bilgilerle. Bilgi zamanla alınan bilgiler sıralandığı için İç aleminizde zaman ne demektir? Bilgilerin sırananışıdır. Dikkatle tanzim etmektir. Onları dışarıya çıkarken zamanla çıkarttığımız için depolanan zaman aktif oluyor demektir. Bilgi de olur, mekan da olur çünkü zaman mekanın melekut tarafıdır, mekanın batın tarafı da zamandır. Yani zaman mülktür. Şey zaman mülkün melekutudur, mekan ise zamanın mülk tarafıdır. Birisi büyük, bir, birisi meleküt. Yanlışlık ve gençlik, ya yaşlılık ve gençlik düşüncelerimizin hakikatlarına bağlılıkla doğru orantılıdır. Senle alakalıdır. Çünkü bir senelik hücre yok ki. Senin haletine bağlıdır yaşlılık. Sana lazım olan her şeye sahipsin. Farkında değiliz. Sana ne lazımsa Allah a, adaletsizlik ya hepsine sahipsin. Hayat ve beşeriyetimi ben seçmedim fakat içindekileri ben seçerek koydum. Hayat ve beşeriyetimi yani insanlığımı ben seçmedim ama içinde ben koymuşum. İçindekileri ben koymuşum. Ben seçmişim. Yalnızlık kimsenin senin yanında olmaması değil seni yaratanı unutmandır. Ee, ...düşünmeyen insan hep yargılar. Giden kişiye tutunmayın. Düşünmeyen insan hep yargılar. Hep böyle ama böyle. Hep bahane arar. Kavga için sebep arar. Sabah kalktığı zaman düşünmediği için. Sıkıntıları çözme. Aşmaya bak. Yoldaki taş ve çukurları kaldıramazsın. İyi bir lastik takman onları aşmanı yetecektir. Sokaktaki her taşı kaldırmaya, her çukuru doldurmaya uğraşma. Yani İstanbul'daki sokaklar nasıl o çukurlar tamamlayacak? İyi bir lastik al yeter sana. Bir lastik al. Lastik takınca ne olur? Kuyulara, çukurlara düştüğün zaman aldığın darbenin yarısını o alır. Mesleğim benim de biraz motorculuk. Lastik, da, arabanın aldığı darbenin yarısını üzerine alır. Geri yarısını süspansiyon, helezonya veya amatisör alır. Geri kalan 3'te bir, bir, taraf 4'te 3'ün de bir tarafta kaldı yüzde %25. Yüzde %50 lastik aldı. Yüzde %25'te süspansiyon aldı. Amatisör veya helezonik yay. Veya amatisör alır. Ettim %70 be. Şey yüzde %50 yüzde %75. Yüzde %25'i de yüzde %20'i de koltuk alır. %95 et. %5 de sen biraz sağlan. Ne o kadar da olsun. Yaşadığını fark et yani. Onun için sağlanman gerekiyor. Bizim için hayatımızdaki lastiğimiz ve süspansiyonumuz ne olacak? Kadere iman mı mesela? Evet ilk lastik ne olur? İlk darbeleri nereye? Neresi? Mesela sana gelen darbeyi senden önce yarısını kim alıyor? Allah'a ve ahirete iman, onun ifadesi kadere iman işte. Allah alıyor. Allah üzerine alıyor, gemiye yükünü bırakıyorsun. Allah, Allah öyle diyor hadiste, hadisi kutsidemde. demde. Allah'ın dinini dert edinirseniz dert, derdinizi üzerime alırım diyor. Ona en büyük şeylerden bir tanesi herkes kendisidir. Ben de ben buna şahitim kendime. Allah'ın dinini dert edindiğim kadar benim derdimi Allah aldığını şahidim. şu derecesi. Hasan abi has, e, üstad hakkını helal ediyorum diyor ya. Evet. Or, orada nasıl dağılım yapmıştı karşı tarafa hatayı? Şöyle demiş. Ya ortada bir suç var Müslümanlamak bu kafirle alakalı değil. Ya bu suçta şeytanın hissesi yok mu abi? Yüzde yirmi beş ona ver. Yüzde yirmi beşte o karşıdaki o haklısın da yüzde yirmi onun hepsi yok mu? Onun da başı belada. E, Gafur bana bir şey söyledi ama küçük gafur. Yüzde yirmi şeytanın işi. Yüzde yirmi beş de senin küçük gafurun işi. Yüzde yirmi de benim nefsim. Yüzde yirmi beşi daha Ya Risale-i psikoloji dersi ya. Aynen öyle ya. Bir profesörle konuşmuştuk. Rüştü abinin eski talebesiydi. Sonra dedi ki o onu, onu hastalığıyla meşret ettikten sonra Hasan kardeş dedi ya bunları sen nereden çıkarttın ya dedi. Abi 13. Lema ile 13. Şua dedi. Bir de yaşadığım hayat, bizzatı yaşadım bunlara. Yaşadım abiler. Doktor bir kısmına şahit. Çok şükür. İyi ki olmuş. Hayatı anlamlı kılan, hayatta zevkli kılan, hayatımızın geçmişizindeki sıkıntılardır biliyor musun? Vay be. O sıkıntılar şimdi hayatın lezzeti olmuş. Lezzetli anlar ise sıkıntıya sebep olmuş. O zaman dertler bana derman imiş. Derman olacak yani. Biraz birkaç tane de okuyayım. Hop hop tamam. Bir, şu şeye sayfa kinesek giden kişi giden kişiye tutunmayın. Yani fani şeyleri tutunma kardeşim. Bak şeyleri şey yap. Sıkıntıları çözme. Aşmaya bak. Yani yoldaki taş ve çukurları kaldıramazsın, dolduramazsın. İyi bir lastik alırsan onları aşmış olursun. Doğruya da yanlışa da bilmeye bilgi denir. Doğruyu da yanlışı da bilmeye bilgi denir. Bilgi sırf doğruyu bilmek değildir. Senin bildiklerini kimse bilmiyorsa yalnızlaşmışsın demektir. Herkes sıkıntılıdır. Bir de siz siz ona sıkıntı olmayın. Yani herkes eşin, çoluk çocuğun herkes sıkıntılıdır. Bir de sen sıkıntılı sıkıntı olma ona. Bazen düşünüyorum da ölüm insanlara verilen ve en büyük ödüldür. Çünkü niye ödül? Ölümü kim güzel sever? Niçin yaşadığın niçin yaşadığını, niçin yaratıldığına sorusuna bulduğun cevap niçin öleceğine de cevaptır. İnsan bu dünyaya ne için gelmiştir? Çok çeşitli cevaplarınız var. Bir tanesini söyleyeyim. İnsan bu aleme e, taallüm ve tekemmül etmek için gelmiştir. Değil mi Osman? Ne için gelmiş? Tamam. <laughs> Ha tamam. E ne, ne, nereye göre talim ve tekemin? Ahiret lazım. Yani niçin geldiğini ait soruna bulduğun cevaplar niçin öleceğine verilen cevaplardır. Burada bırakıyorum. Keşke devam etse diyorsunuz. Tabii başka zaman. Şimdi akıl. Onları söylediğim gibi ee, şeyden His dersinde çok bereketli geçti yani geçiyor. His dersinde bu tür cümleler çok garip çok garip şeylere soktu. Libasa kadar soktu beni. His giydirilen libasmış. Şimdi akıl 28. defterin sayfayı söyleyeyim 232. Tamam evet 403 mektubat ve emir vasıtasıyla helalı terk ettiği cihetle haramdan çekinmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeye kabiliyet peyda eder. Bak abi, konumuzla alakalı da oldu. Şeriatından öğrenirsin. Bugün peygamber olsaydı ne yapardı? Şeriatındakileri yapardı. Şeriatı da açıktır. Kimse yorum, emirlerde yorum yoktur. İlim ve hikmet ve tefekkürde yorum vardır. Namaz kılda ve hakkı müselevatü zekada, zekat verin namaz kılında yorum yoktur fiillerin yani emirlerde yorum yoruma hiç açık yoktur. Ama tefekkürü, imani ve manevi, ulvi ve kutsi şeylerde tefekkür var. Fiillerde e, yorum yok. Bu tür şeylerde abi bir de mesela kanaatın bile diyemezsin değil mi? Diyemez. Emretmiş. Emretmiş. Benim yok yok yok. Öyle diyemezsin. diyemezsin. <laughs> Eğer bir şeyin temsilciliği adına çıkmışsan, bu masaya geçmişsen, ben bu dersi yaparken diyor, bende tuhaflık oluyor diyor Hulusi abi. Barla'da. ustat diyor ki, dellalı Kur'an olan Said'i muvakkaten makamına geçtiğin için sana geçici arız oluyor. Sen değilsin. Ben şimdi çorbasını içeceğim. Risalini çok iyi bileceğim. Ama ben bunu, benim kanaatim ben hiç tarafa... Şey... Hayır. Tarafsız olamazsın. Çünkü taraf var ortada. ustatın fiili var. O zaman nurcu değil çıkma kardeşim. Ben, sokaktakiler bir şey demiş mi? Benim derdim burada gözüküp insanlar aldatandır. Risale-i Nur adına ris insanları aldatan derdimdir. Çünkü benim vazifem bu. Ama sokaktaki ben hiç kimse ilgilendirmez. Kimsenin yanlışıyla ilgilenmem. Vallahi böyle. Benim derdim burada gözüküp Risale nasıl anlaşılacak diye dersler yapan, Risale'nin makamına geçip Risale'ne ihanet edenlere mevzum. Bunlar tehlikelidir. Çok tehlikelidir. Risale-i Nur'un murtetleridir bunlar bildikleri için cehalet ile değil. Dini mürted olduğu gibi Risale-i Nur'un bunlar. Murtettir. Risale-i Nur'u bilerek tayir eden, gizleyen, örten, kapatana siz bir laf söyleyin. Bilerek, severek, üstünü örten, kapatan, ifade etmeyen ne bir laf deyin. Yani bir kelime söyleyin. Risale-i Nur mürtedidir. Sadakatsızdır yani. risale sadakati yoktur. Öyle Ustadını Ustadın dediğini diyeceksin, demediğini demeyeceksin. Dediğine kanaat edeceksin. Öyle mi İrfan? Yanlışın varsa söyle abi. Evet. Okuyor. Emir vasıtasıyla ile helalı terk ettiği cihetle mesela Ramazan'ın bir hikmeti nedir? Haramı terk ettirerek, şey, helalı terk ettirerek haramı terk etmeye alıştırıyor. Yahudilerin çok acayip bir şey dedi. Müslümanların en büyük silahı diyor, sabır elde etmeleridir diyor. Bunu da Ramazan yapıyor diyor. Bizim diyor en büyük kaybımız dinimizde orucun olmamasıdır diyor. Ya yani şey çıkarttığımızdır diyor papaz diyor. Yani çok tuhafına gitti var yani gönderdiler videoyu bana. Şeriattan gelen emri dinlemeye kabiliyet peyda eder. hayat maneviyi kazanmaya çalışır. Ne anladık? Zamanın aklı etkilemesi toplumsal şair İslami olan Ramazan'dan etkilenmesi yani akıl ee, ne o? Eğitilebilir. 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 olduğunu. Aklı aklına eğiteceksin. Aklı aklınla eğiteceksin. Hayvani eğittiğin gibi aklını da eğiteceksin. Yani, yani aklı Aklını tabii eğitiyorsun onu da. Yani Allah Böyle bir murad da var. muradı var. Böyle ve çoğal. anlıyoruz. Anlıyoruz. Mesela diyelim ki Şimdi e, şevaldeyiz. Tutuyorsunuz ya çok şükür şevallerinizi bütün 6 gün. Niye şey yapamıyoruz? Çünkü iman bir nurdur, kuvvettir. İnsanı bloke edince diğerleri ses çıkartamıyor. Yani tamam da Ramazan bir kutsiyeti var fakat imanın aktifliğidir. İman diyor ki içeriye bu farzdır, orucu tutacaktır. Boşuna kafayı çıkarma. Boşuna sigara yemektir, şudur budur. Bunlar falan sinyal verme. Bu hiç yapmayacak. Boşuna. Yani deneme. Mümkün değil. Ama şevalde ise acaba bir kapı olur mu? Çünkü farz olmadığı için dönebilir. Abi bayram sabahı namaz sonrası sanki hiç oruç acıktım gibi acıktım. <laughs> <laughs> Bak inan iman yapıyor bunu. İman nurdur kuvvettir. Seni blok ediyor içine alıyor. Ramazan'da bu lafımı unutmayın. Ramazan'da insan imanının içine girer. Kendi imanının içine, içimin içine girerim yani. Şey değil mi abi bu esas bir baktığımızda yani şeriat gibi akıl da emrediyor aslında yani. Emredici iki mehaz evet. gösteriyor gibi. Eğitilmiş akıl. Heh, vahiy hani o akılla nakil e, çarpıştığında işte ama o akıl akıl olsa gerektirdik. Evet taarruz Akılı, etti. Evet. O akıl şeriat kadar hükmü e, var. Evet değeri var. Değeri var ve seni e, yönlendirmeye... Evet. Akıl yetkilidir. Ben onu gördüm, ben gördüm Doğru. Doğru. Zaten onun için dedik bak mesela akıl aklını aklına eğitebilirsin nedir o? Şeriatla eğitilmiş bir akıl. Avustat mesela bu derslerle bizi eğitiyor. Aklımızı eğitiyor. Biz mesela şu dersleri dinliyoruz. Aklımızı anlıyoruz. Sonra kontrolsüz çıkan aklımızdaki bazı düşünceleri öteki akılla bloke ediyoruz. Mutlu insanlar, dün Ümraniye'deydim. Ee, mutlu insanlar Huzurlu insanlar, dertsiz insanlar yok yokluğu görmemiş, hiçbir tasası sıkıntısı olmayan insanlar değil ki mutlu insanlar. Mutlu insanlar ki insanların en hayırlılarıdır, peygamberler, mücedditler. Oysa insanların en çok azap çektiği, en çok sıkıntıya maruz kaldığı insanlardı. Peki nedir o? Nasıl bunu şey yaptılar, becerdiler? Celal'da cemali gören, cemalde de cema, ce, celali gören kamil insanlardır yani. Yani dertsiz, kedersiz bir hayattan mutlu olmuşlar değil. Onların içerisinde, yani zıtların içerisinde kendisine uygun olanı seçendir. Çünkü hayal ve düşünceler bana rağmen çalışır, üretir. Ben onu bileceğim. Aa, bu benimle alakası yok. ya. Yani, ne yaparsa yap. Mesela mana harfi de, yani kendini yönetme içsel alem Mesela bir insan ne kadar içeriye girdiğini nasıl anlarız diye bugün sordum. Orada yazdım. Bir insan ne kadar enfusi şeyle meşgul. Ee, i̇nsan ne kadar enfusi derslerle meşgul olursa, tefekkür ederse kendi ve harici dayatmalardan kurtulurmuş. Yani limana girer, okyanus kıyamet kopuyor. Sen limana girmişsin. Yani insanların tek gidiği ve ta takdiri eşit olur. Çünkü geçmişsin, fark etmişsin diş dünyada zaten bunlar olacaktı. Bu da olacaktı, bu da olacaktı. Şaşırmasın yani. Mektubat 404. Onun içindir ki Ramazan-ı Şerif'te derecatına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, manevi sururlara mazar oluyorlar. Kalp ve ruh, akıl, sır gibi letayfin o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefeyüzleri vardır midenin ağlamasına rağmen onlar masumane gülüyorlar. Hakikaten öyle yani. Uf acayip. Ben bunu çok kullandım. Bu sene Allah nasip etti. Böyle çaptığı zaman öyle mide ağrı falan. Dedim bu ağlamaktır. O elem var ya ağlamakmış. Nefsin ağlamasıymış. O azap var ya böyle. O acı. Ağlamakmış. Çok tuhaftır. İbrahim Hakkı gördüm. Acıkma elemi tedaviymiş. Bedensel tedaviymiş. Yani ne, nerede duyacaksın? Bu tıpta var mı bilmiyorum. İbrahim Hakkı'da marifetname'de diyor ki Acıkmanın elemi, o elem şifaymış. Daha meyvesi acıdır ama şifadır diyor ya usta. O elem tedaviymiş. Nerelere te tedavi ediyor bilmiyor. Öyle anlasın. Ben naklediyorum. Nakile hitap yoktur. E, e Açlık elemi tedaviymiş. Nasıl bir şeyse. Mesela nefsin ağlamasına mukabil diyor. Kalp, ruh, akıl sır gülüyor. Ne demek o? Nefsin ağlaması merak ettim onu. Nasıl ağlıyor ya? de bir söylüyor. Nefsin ağlamasına mukabil şöyle diyor. Meğer o elem var ya böyle. O elem ağlamakmış. Ne anladık? Akla sözler 27'de alet derken burada letaif letaif latife diyor. Bak 27. sayfada akla alet diyor. Burada akıl gibi letaifin diyor bak. Kalp, ruh letaiftir. Bak kalp letaif, ruh letaif akıl, sır gibi letaif. Ama sözler 27'de alet diyor. Şimdi okuyorum. Letaif neymiş? Dünyada olup dünya cinsinden olmayan letaif. Dünyada kullanıyoruz. Mesela şefkat, muhabbet, adavet. Ha çok hoşunuza gidecek Gafur. Bunu yazarken inan sen hatırladım. Ee, Mehmet kardeşi de hatırladım ama yok o. Ee, yeni böyle. Mesela şehvetten daha kapsar öfke. Her şeye, şehfe, her şeye şehvetiniz olmaz ama her şeye gadabınız olur. Bak herkese şehvet olmaz, her şeye şehvet olmaz. İstek yani ile cinsellik değil. Ama her şeye öfken olur. Öfke daha kapsamlıdır, daha kapsar. Akıl ise gayba da taluk ettiği için... Akıl da öfkeyi kapsar. Sıraladım ve terbiye etme yöntemini çıkarttım oradan. Şehvetini korku ve haf öfkeyle kontrol edersin. Ee, öfkeni ise aklı melekelerinde. Öfkemi yenemedim demenin bir bahanesi yok yani abi. Yok bak, şimdi. Hangisi daha kapsayıcıdır diye söylüyorum. Öfke şehveti kapsar, akıl da öfkeyi kapsar. Aklı mı yani kalbi şeyler mesela ya da o sonraki ilk ilk böyle zahirde beşeriyetimizden tabii akıldan sonra e, şey girer e, kalp girer ruhu değil. Yani zahir. Kuvve-i aklıya, kuvve-i gadabıya, kuvve-i Beşeriz yani. Yani burada nedir? Gündelik hayatta kullanılırsınız diye. Pratik bilgi bu. Tamam Hani Derler ya sirkeli suyu şöyle yaparsan pratik. Tamam Yani Yani e, diyelim ki şehveti aşırı isteyip korkuyla öfkeyle onu yönlendirebilirsin. Mesela öfkelendiği zaman ailede helalına bile şehvet olmaz. Öfke bastırıyor. Nefret oldun, nefret oldun, kızdın, e, helaline öfken var. Şehvetin olmaz. Yemek bile yiyemez. Peki onu ortadan kaldıran, öfkeni kaldıran, sisteme koyan aklı melekelerdir. En kapsar aklı ben sıraladım. sıraladım. Akıl kapsar öfkeyi Öfker kapsar e, ee, şehveti. Ben ister kuvayı at, kuvayı Ben yazayım yazayım. Matematikte var diye bu. Kapsar. Bak şimdi gerekçelerimiz de şey. Ben öyle detayı bilmiyorum. Ben kendi alemimizde Sonra baktım Allah Allah Histe buldum. Her şey şehvetiniz olmaz. Yakınlarınıza olmaz. İlle şehvet cinsellik değil, istek. Her şey istemezsin. Sonra öfkenle, öfkenin içinde korku var. E, korku var, hiddet var. Komplesi öfke. Yani bir bakıyorsun ki öfken olduğu zaman ne hiçbir iştahın olmaz. Elindekilerin de kıymetini bilmez. Helal dünyan bile haram olur. Öfke. Daha kapsar. Akıl ise onu da kapsar. Çünkü kuvve aklı daha cami. Evet. Çok cami. Hasan abi benim bir şey kafama takılıyor. Evet. Şu sıralama bazen değişiyor ya. Şimdi kalp ruh diye başladıkları zaman yukarı mı çıkıyoruz? Aşağı mı iniyoruz? Devamında akıl ve sır demiş ya Hasan abi. Şur, şuradaki şey mi? Evet. Kalp, ruh, akıl ve sır dediği zaman hani diyorsunuz ya akıl, buradan daha külli bir akıl vardır. Bu aklı, o akla bağlamak akıllılıktır diye bir tabiriniz var ya, sanki bu akıl, o biraz daha külli akla yakın olduğu için mi letaif diyorlar? Yani biraz daha farklı mı? Bizim anladığımız, bildiğimiz alet cinsinden dediğimiz akıl, bu akıl değil mi acaba? E bu biraz böyle e, letaif tarafı. Hani aklını aklına edeceksin ya, evet. o aklı Evel var ya böyle e, ilk e, Selime ilk fıtri yani hmm. Eyvallah. yani ilk ilk bozulmamış, bozulmamış. Hmm. aklım şey İmam-ı Rabbani şey diyor aklı sani der şey sani ikinci de, diyor aklı evvel aklı evvel Muhyiddin arabide de var yani bu böyle bir tabir kullanıyorlar yani aklını aklı eğitilen eğiten akıl iki tane insanda olduğunu fark eder. Yani sanki şeyde böyle direkt gruplamak yerine zeka ile akıl, akıl, gibi. Yani akıl vesaire şeyler bazen latife gibi oluyor, bazen alet ah, derecesi, bazen cihaz mi? oluyor. Yani senin kullandığın mertebesi ve Çünkü şeyine göre değişiyor. Latife olunca diğer mertebeleri de kullanıyor. Mesela diyelim ki işe gireceksin, orta akıl diploması yeter. Elit alacaksın, ilk ok orta okul, lise yeter. Evet. Yani bazen de üniversite diploması lazım ama Hepsine giderken üniversite diplomasını götürdüğün zaman tamam oluyor. Ya. Mesela e, bu 15 şey korona döneminde sokağa çıkma yasağında e, her şey kapısı bize açık kapalıyken doktor her tarafa çıktı. Doktorum deyince hemen hatta tam tersini yol gösteriyorlar. Çünkü çabuk, çabuk çabuk git, çabuk çabuk geç, çabuk Kolaylıkla gösteriyorlar değil mi doktor? Evet. Letaif dünyada olup beni en çok etkileyen şey bu. E, bu çok mühim. Çok şeyde kullanıyorum, vurgu yapıyorum. E, letaifler burada olup buralı değil. Şefkat, muhabbet, adavetçi. Öfkeyi de onun için söyledim. Mesela muhabbet. Kullanmıyor muyuz? Ne olduğunu bilmiyoruz ama. Sırf kullandığımız sağdan dolayı o varlığını biliyoruz. Kullanılmasa var olduğunu bilmeyiz. O zaman, oysa bir şeyin varlığı kullanılmaya mahkum olmamalıdır. O var olduğu için var olacaktı. Bunu nerede söylüyor 600, 632 sözlerde var? Sen diyor lezzeti nisbi ve itibari olanları biliyorsun. Oysa nisbi olmadan var olanlar var. Ne o? Ee, i̇man, vücut, farkındalık, hayat. Zatidir yani. Yani tezahürleri olmasa da vardırlar. İşte... Abiler bu çok önemli yani bu şeyi ahireti dünyada yaşıyoruz. Çünkü burada kullanıyoruz. Muhabbet nedir bilmiyoruz ki. Neyi biliyorsun? Kullanı, kullanıldığı zaman biliyorum. Lezzet. Lezzet yani. Elmadaki lezzet. Olunca oldu ama onlar yokken bilemiyorsun. Bu dünya böyle garip bir alem. Dünyada olup dünya cinsinden olmayan, maddeye nüfus etmiş, madde olmayan, öteleri buraya ifade eden berza. Çok acayip ya bu letaif. Odun yanınca çıkanlara da letaifler deniyormuş Risale'den. Bu itibarla madde onun letaifin benzahı olmuyor mu abi? Onu getiren oluyor da. Hani ona nispetle... Yok. Mesela madde burada onu ifade ederken madde buralıdır. Ama maddede olup madde olmayan bizi öteye taşıyan letaif. Letaif nedir o? Mesela bak yani ısı, ışığı, kalorisi vesaireleri. 18 bin alemin alemimizdeki karşılıkları nümineleri letaif mesela manevi organlar nedir o nasıl ki akıl sır hafi ruh vesaire görünen letaifler olduğu gibi manevi böyle letaifler duygular ve hisler de vardır. Ya arkadaşlar şu atomun dışında her şeyimiz gayptir. Ben size gaypten konuşuyorum. Peki siz kimsiniz? Siz de gaybsınız. Zahirime, zahirinize, şahadetli, şahadetinize, gayb tarafımla gaybınıza hitap ediyor. Abi atom bu itibarla letaifin ya da öteki alemlerin koridoru değil mi? Berzah. Fazla takılma Ali ya. Yani atom da artık ortada olandır, gayb değildir, berzah değildir bu. Orada olan berzahtır bu akşam, bugün ben bu dersten çıktıktan sonra ben öyle hissettim ki bende kalacak en büyük etki şu Hasan abi. 18 bin alemin alemimdeki karşılıkları letaiftir. Vallahi bunu anladım bana yetti. Bu işte. Mesela atom var ya atomda ısı, ışık, kalori yani o burada ama buralı değil. O berzah hali. Yani şu atom berzah değil yani atomda olup bu ama atomda atomla beraber olup atom olmayan ve buralı olmayan. Atom, atom olmazsa kendini nasıl ifade edecekti? E tabii 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 elbette ki. Bak bu beni uyandırıyor. Bendekileri. Evet. Tamam? Mı? Evet. Yokken yoktu. Evet. Ama ben çok iyi biliyorum ki lezzet alan dil değil burada tezahür ediyor. Sinir uçlarıyla beyine bildiriliyor. Burada ekranlar var. Burada ekranda görüntü, ses, lezzet, enerji enerjilerdir. Kahve yoktur burada. O ekranda gözüküp seyreden, tanımlayan, ifade eden, anlam yükleyen ruhtur. Tamam? He hmm. bak şimdi bir şey anlatacağım. Esas bu değil anlatacağım. Başka bir şey anlatacağım. Le zevk zahirinin bendeki uyandırmasıdır. Tamam bir daha. Bu bu yok olduktan sonra bende duruyor mu? Ben bunu içtiğim zaman aa bu neyin nesi ya? Afrika'dan geldi dedim mi yok. Biliniyor değil mi? Şimdi bu arşivleniyor mu? Hayal ettiğim zaman düşündüğüm zaman da aktif olur mu bu? Olur. olur. O lezzet odur. O zaman hazırlanın iyi yaslanın. O lezzet aslında lezzattır. Zatının lezzetidir. Sen senden lezzet alıyorsun. Lezzattır lezzattır. Zatının lezzeti. Ne demek biliyor musun? Niçin heyecanlan? Çünkü kendinden lezzet alıyorsun. Lezzattır. Le, zatın kendisidir. Ben benden lezzet alıyorum. O zaman çok özel bir şey. O zaman rüyalar var ya, rüya sadıkalar. Lezzattır. Zevk değildir. Eğer zevk olsaydı bazı şeyler, zina olurdu. Zina olurdu. Ve rüyalarından da zina zina cezası görürdü. Lezzattır. Ee, zevk değildir. Mülktekiler zevktir. Melekut, melekut taraflarımız lezzet diye tabir ediyoruz Türkçe'de. Aslında lezzattır. Zatının lezzetidir. Sende sen sende uyandırdığın şeylerdir. Şu anda huzur yok mu bizde? Haz yok mu? Ha, o lezzattır. Kendi zatından. Nedir o? Bil kuvve istidadın bil fiil oluyor. Devam. Hasan abi, Mehmet abi yok ya. Biraz atabilirim. Ben. Ne oldu? Nereye gitti o? Telefon geldi galiba. O beni görünce çıktı dışarı abi. <laughs> <oturamazdım yanımda. gülüyor> o oturamaz benim yanımda. Şimdi, suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet, sıralamasını çok yapar ya sıralama. Çok sıra. iyi bilir evet. Ta ve teşahhüsün. Eee kanuniyeti midir acaba letaif diye bir an aklıma geldi. Burada olsaydı belki evet veya hayır derdi ama. Yani letaif acaba ta ve teşahhüsün. Ha ona geçersin de letaif berzahtır abiler. Buradadırlar. Maddededirler. Maddede gömülüdürler. Gömülü değillerdir veya Vücudu harici giymişler. Atomdur, bedendir vesaire gözükür ama atomun kendisi değil. Atom mekanda olup mekanlı olmayan burada seni öteleri yaşatandır. Abi hafızat ki arşive letaifle ulaşıyor demek istiyorsun. Ya. Evet. Letaifle ulaşıyorsun. Ne? Ne? Yani mesela şu içmeden de var mı enda? Allah Allah. Letaif uğraşıyorsun işte. Ee, bu neyi gösteriyor biliyor musun? Ben içsel alimime ne kadar neyim şu beden? Ne kadar hakikatim? Ne kadar perdeyim? Ne kadar inceyim? Ne kadar ince tentenil perdeyim? bedenle ruhumu düşünür müsün Gafur? Aslında işte dünya böyle. Ahiretin üstüne tentenil perde. Biz ahireti şu anda yaşıyoruz. Göreceklerimizi zaten görüyoruz. Anladın mı? Yapılacakları yapıyoruz. Aslında biz bir şeyler yapıyoruz ya. O nedir biliyor musunuz? Bize yapılacaklar yap ben yapıyorum. Bunu anladık mı biraz böyle? Burada bil fiil orayı yaşıyoruz. Burayı burada şu anda yaşamıyoruz. Ben beden hayatımla ruh hayatım arasındaki bir şeyi düşünür müsün? Ne kadar e, Mestevi'de geçiyor 198. Diyor ki mülk ne kadar kesif, gayb ne kadar latif. İlim ve cehalet ne kadar kesif, sonsuz uzak, ne kadar ince. Var iman küfür ne kadar ince, ne kadar kalın. Yani bu beden Ruha ne kadar perde, ne kadar açık. Dünya ve ahiret dünyaya ne kadar uzak, ne kadar yakın. Aslında yaşamayacağız orada. Yaşadığımızı yaşıyoruz zaten. Bize yapılmayacak, yaptıklarımız yapılıyor. Yapıldığı için yapıyoruz. Sevdirdiği için seveceğiz. Evet. Şimdi ben bu ee, kahveyi hiçbir zaman Dünyada tadını almasaydım bilme ihtimalin var mıydı? Yoktu. Ama var sistemde. Sistemde var ama. Ama uyandırsaydın yeniden hafıza. Şimdi mesela kahve deyince bir şeyler oluyor ya bende. Ha bak mesela kahve deyince oluyor. Cennette bu de dünyada yedi benzeri olarak kıyas edeceğim onu. O şeyde. Darussalam. Cennetin tabakası sekizdir. Evet. Cehennem yedidir. Ama bir tanesi uçtur. Böyle. Dünyaya berzak gibidir diyor ki cennet hakkında ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşer otur etmiş. Ama diyor ki ustad, selamda cennette burada yediklerinizin ismi vardır, resmi vardır ama tatları farklıdır. İşe atacağız. Yani hani bir öteki tarafta diyor ki ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne böyle isim verdin. Ha, demek ki bir anda şoklanmasın diye, demek ki başka bir sistem de çalışıyor. Bir anda o yedi cennetin, sekizdir ama, yedi o sisteme entegre olmak için dünya ile ahiret arasında Darul Selam denilen o sekizin bir tanesi ucu, ortasına ucu, dünya ile cennet arasında bir berzahlık yapıyor. Keşke kastettiğim anlaşılsın. <laughs> yani bu he? he yani aynen şu. Ee, diyor ki buradaki de burada erik aynı orada da eriktir adı. Siması da böyledir. Rengi de böyledir. Tadı farklıdır diyor işaret edeceğiz Öteki tarafta hadiste kutsi de. ve kendisi aşağıda diyor ki ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşer üretmiş. E, ben dünyada gördüm, orada da göreceğim. Aynıdır diyor. Ha nedir o? Alışabilmek. He? Alışabilmek için. He? Hani sure olmuyordu. olmuyordu. Ya, o zaman bu da Evet o selam bu. Ama buradaki alıştığın zaman lezzeti korkunç bir şey. Çünkü bir kuvve bu lezzattır derken Abiler benim heyecanlandıran nedir biliyor musunuz? Dün ilk defa gördüğüm bir tabirdir. Sözler 35. sayfada Ömrani dersinde. E, hayattaki tercihlerimiz var ya dedik yani psikolojide. Yani şudur, hayır, evetler falan. Ne varsa evlilikte öyledir. Her şey tercihtir. Bu nasıl, nereye göre yapılıyor? Freud'a göre düşünceler ahlakı oluşturur. Ustada ve e, Hegel'e göre yani Hegel Hristiyandır yani, dindar tarafıdır. Yani kahir ekseriyete şudur, çok acayip bir kanundan bahsediyorum. ve ilk defa gördüm bir şey anlatacağım, kelime gördüm külliyatta şeyde. Düşünceler, şey Töbe, güzel ahlak düşünceleri oluşturur. Güzü, güzel düşünceler, güzel hülyaları oluşturur. Acayip bir bu psikoloji bak. Ahlak sorunudur yani mesela, hayat ahlakı sorundur. Bak güzel gören, şey güzel şey yapan bak, güzel ahlak, güzel görür, güzel fikirleri verir, güzel fikirler güzel hülyalar ettirir, güzel hülyalar da güzel hayatındaki tercihleri yansıtır. Şimdi ben bunu zaten bildiğiniz başka bir şey anlatacağım. Peki bu güzel fikir nereden çıktı? Güzel ahlaklı güzel düşünür. Güzel düşünen güzel fikirleri üretir. O zaman düşünceler ahlakı değil, ahlak düşünceleri doğurur. Tamam. Bu nereye vardı? Aşağıda diyor ki, insan eğer bu yöntemi yaparsa, bak bak psikoloji şeyin temeli şeyin, hiç kimsenin gisin çekmişti zannetmiyorum. Benim de çekmemişti. Ona diyor ki kendisine ülfet değil, ünsiyet eder. Ünsiyet ne demek biliyor musun? Bitmez, tükenmez, kendisi kendisine zevk alır demektir. Kendi kendine ünsiyet eder. Hani diyoruz ya duada Allah'ım ülfetimi kaldır, ünsiyetimi çoğalt. Mesela Allah'a ünsiyet edilir, dünyevi şeylere ülfet edilir. İnsan kendi kendisine nasıl ünsiyet eder? Ünsiyet şu demektir. Lezzattır. Yani kendisinden kendisi, kendisinden kendisi. Zefk almaya başlar. Çocuk anasını emer gibi kendisi kendisinden lezzetle zattır. Zatımın lezzetidir. Ki o bir kere stand verdi. Eskide arabalar var ya önüne geçerlerdi de böyle şöyle manuel çevirip ara marşı çalıştırıyorlardı. Böyle çalışırdı. Sonra hareketi verdin mi? Verdin. Ondan sonra artık kendisi çalışır mı? Çalışır. Bu kahve ne yapar? Yaptı. Marşı verdi. Şimdi Elhamdülillah. Bütün sistem zevktir. Bende o meydana gelen e, memnuniyet hali var ya memnuniyet. Fesubanallah. Ya Rab olsun Allah'ım. Bu şükür mülkedir. Hamd melekutadır. İmam-ı Rabbani Hazretleri de diyor. Mülk biterse şükür biter. Ama hamd devam eder. O şükür yaptık mı bundan? Ondan sonra Allah'a tanıma noktasında arkaya doğru hamd edilir. İşte o lezzattır yani Risale'deki cümlesiyle kendi kendisine ünsiyet eder. Kendisi kendisinden zevk alır. Tobe lezzet alır. Zevk mülktür, zahirdir, evrenseldir. Lezzet içseldir, enfusidir, hususi hastır. Ondan dolayı ünsiyet eder diyor ustad. Ünsiyet demek kendisi kendisinden sonsuz ve nihayetsiz ve birisi birbirine benzemeyen zevklere dalar. İnsan kendisinden zevk aldı mı? Kendisi kendisinden memnun oldu mu? Kendisi kendisini yönetti mi? Kendisi kendisinde memnun oldu mu? Daha hariçten şey arar mı? Abi ünsiyet vicdani. Vicdan da var. Da. Vicdan da var abim. Zaten, Zaten insan her şeyi bu dünyada tecrübe edemez Aptan ki. Da daha... Mümkün tecrübe edemeyeceği için zevkin peşinde koşsa daha şey. daha değil, ulaşamaz hiçbir mümkü şey. Mümkün değil. Devam edelim. Bendeki aslında kendi dediğiniz bütün cümlelerin yerine bendeki o yu buluyorsun. Yani <laughs> kendini kazdığın da bulacağın şey bendeki o. Evet kazan da kazılan da aynıyım be kardeşim. İkisini ne kadar yakın yaparsam ünsiyet olur kardeşim. Kendisinden böyle lezzet alırsın. Bu abi. Böyle zevk kalır. Yani mükemmellikte varıp gittiğinde varacağın yer o yer. Artık artık e, ölüm denilen bir şeyin lazım öyle olmasıyla bahar gelince şaşırır mısın? Ölüm de böyle bir şey yani. Çünkü hayatın içerisine sorulan soru hayatın kendisidir. Gelen cevap nedir? Ölümün kendisidir. Verilen cevap ölümdür. Soru hayata gelmektir. Aldığın cevap ise diyor. Gazali'nin bu manada cümlesi var. Haya hayata gelmek, hayata soru sormaktır. Aldığın cevap ise hayattan terisin kendisidir. Gitmenin ifadesidir. Adam gitme ama kendisi geldi. Şey, Devam. Şöyle diyebilir miyiz? Aslında kendisi kendisinden lezzet alıyor. Ee, ben almıyorum. Ben onun sadece şahit oluyorum. Kendisinin Bakayım. kendisinden lezzet almasına şahit oluyorum. Evet. Ee, kendi bedensel hazlarına ne kadar çıkarsan şehit oluyorsun. Şehit olduğun kadar içeriye şahit oluyorsun. Ne kadar dışarıda yaşarsan oradakine şahit olamazsın. Şehit olacaksın. Sonra şahit olacaksın. Şahitliğin bırakıldığı bir yer bir şey var mı? yoktur herhalde. Ucu. Yok. Evet. İman İman evet. da bir Mümkün mü yani? Ya, yani, yani Elimizde yegane kalacak şey sanki şahitlikmiş gibi Hı. dedim de acaba, acaba benim kadar, şu kadar, bundan lezzet alan var mıdır? Şu anda tabii, yarını bilmem Bunu değiştiren de imandaki huzurdur, hastır Bunu değiştirir Hayatı azap çeken, azaba dönüştüren, çekilmez yapan, acılaştıran, özel hayatı bile senden kaldıran gaflettir, dalalettir, sıkıntıdır, bohrandır, bulanımdır, depresyondur, ilçe çöküntüdür, hakikatından biganedir, uzak olmaktır, ülfettir, ünsiyet değildir. Hayatının lezzetini ve keyfini isterseniz hayatınızı gafletle çoğaltınız. Dalaletle idame ettiğiniz değildir. <gülüyor> 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 Doktor, artık normal tamam bugün. Bugün normal. Abi. Ha. ben bugünün bir de akşamı var ben onu hareket ediyorum. Milleti ne olacak ben bunu bir de zaptırsın şunu söyleyebilirim akşam dersi de var ha <laughs> letaif abi, abi. kapsar öyle, <laughs> letaif kapsar vahidi kıyası desek Aha. vahidi kıyası söyle söyle letaif he. kapsar vahidi kıyası desek abi şimdi biraz gidelim ya fazla uğraşmayalım Neten bu lete ha çabuk şimdi şey kafa mı biraz takıldı yani burada yemediğimiz bir şeyin lezzeti ne? Ee, e, ebedi hayatta alma hakkı bizden alınmış mı oluyor? Yok. Olmazsa letaif Ben Şimdi yani e, ustad özel hayatı yok diye özel hayatı olmayacak mı yani? Değil mi? Senin bindiğin arabaya bilmedi. Yok evet. Ne olacak? Hadi devam. Ben, peygamberimi görmedim. Almayacak mıyım onun lezzetini? Evet alacaksın. Çok Hadi, hadi. devam edelim. Soğuk. Manevi vücudumuzun tuğlalarıymış. Letaif. Letaif hakkında şeyler konuşuyorum. Bak nasıl ki akıl, sır, hafi, ruh vesaire görünen letaifler olduğu gibi manevi böyle letaifler, duygular ve ister de vardır. İlk okumuşum ki. Letaif, latifelerin çoğulu lütfedilmiş demektir. Allah Allah. Manevi vücudumuzun tuğlaları, Bunlar bir tarafı maddi vücudumuzu diğer manevi nefs, ateş, hava, su, toprak tarafımızı oluşturuyor. Letaif bir bu taraf bu tarafıyla donmuş vücudumuzdur. Çok acayip ya. Hepsi aynı yerde. Mesela evladını seviyorsun. O anda yani maddeyi mi seviyorsun ya? Yani tuhaf ya, tuhaf değil mi? Yani, Her şey garip ya. Yani o yani nedir ya? O et, et midir ya? Peki vefat ettiği anda o sevgi de başka bir şey oluyor şimdi. Bir şey, başka başka bir şey oldu şimdi. Cesedini tuttuğun zaman. Ya bir tuhaf alemdeyiz ha. Aynı zaten e, çocuğu bir yanlış bir şey yapınca aynı etten... başka bir şey oluyor senin. Emir aleminden olanlar, emir emir ilim var diye olanlar kalp, ruh, sır, hafi, ahva emir alemindenmiş bunlar. Bilerek söylüyorum. İnsanın ilahi hakikatları dimadan, vicdandan, kalpten ve ruhun letaiflerinden süzülerek hakikatları idrak ve müşahede etmedir. Görüyor musun? Ali sormuştu vicdan mıdır? Yok. Vicdan da var demiştik. Burada var. İnsanın ilahi hakikatları, ilahi hakikatları var ya. Bir, dimada, vicdanda, kalpten ve ruhta, ruhun letaifinden süzülerek hakikatları idrak ve müşahede etmeyedir. Aklın, vicdanın, kalbin ve ruhun sistemleri manevi olduğu için letaif deniliyor. Bunların en cami ki cemül cemi ruhtur. Misal. Şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzeh ruhta. Şefk-i mukaddese, surur-u mukaddese, lezzet-i mukaddese, memnet-i mukaddese, iftihar-ı mukaddesi gibi. Bunlar ruhtaki letaif. Ama bir de aklın letaifleri var. Ruhun letaifi aynı değil ki. Letaif kelimesi aynıdır. Aklın letaifi değil hemen letaifle, ruhtaki letaife gitme. Ustadın letaif şöyle sıralıyor. Letaifleri. Bir vicdan. iki asap. Üç his. Dört akıl letaif. Beş heva. Altı kuvve-i şeviye. Yedi kuvve-i Sekiz kalp. Dokuz ruh. On sır. Letaif diye. Vallahi Müthiş da. Ya. Çok... Nasıl bir ne bileyim ya. Bu nasıl bir nasıl bir insan nereye dalmış nasıl bir dalgıç akıl almıyor ki. Hele bazen peygambere masadan kalkıyorum itimat edin ya odamda. İyi ki kimse yok. Masadan kalkıyorum. Peygambere acayip bir şey oluyorum yani. Dengelerim bozuluyor. Ne yap? Yani sen teksin, nümune yok, model yok. Ha gene ustadın karşısında bir tane Kur'an var. Kur'an'ı var. Resulullah var. 1400 sene yaşanmış bir din var ya. Ya bu peygamber. Ya acayip ya. Vallahi ancak onu dersin yani. Allah mesela nasıl inemez. Ya bir tuhaf ya. Nümine yok, san yok, patent yok. Mukayese yok. Mi, mi, örnek yok. Yaşanmış bir dünya yok ya. Sen bunları nasıl çıkartıyorsun? Lan kişi geliyor. Bu böyle bir şey olur mu ya? Bu nasıl bir insan ya? İnsan olamaz. insan sizin gibi insandır diyor. Vallahi başka bir şey ya. Allah yardım et. Bunları dedi ya işte onun için damarıma dokundu. Bunu ustat nasıl yaptı diyor. Ya peygamberi düşününce Vallahi aklıma gidesi geliyor. Aklıma mukayet olamıyorum yani. Aklım gidi. Bu ne yok senin? Modelin yok, patentin yok, mukayese yok. Misal yok, yaşanan bir dünya yok. Her şey aleyhinde. Ya sen bunlara nasıl zaman buldun? Kıraat imamı çıkmış, ömrünü vermiş adam. Tefsirci çıkmış, hadisi. Ya bakın arkadaşlar kaç tane meslek çıktı ya ancak, ancak bir adam bir mesleği bile yapamıyor. Sen bunlar nasıl yaptın bu meslekleri ya? <laughs> Ya tamam kıraat imamları ayrı, harf uzmanları ayrı. Hurufu mukata, hurufu esrar, harflerin şekilleriyle meşgul olanlar ayrı. Tefsir ayrı, mana ayrı, fıkı ayrı. Ayrı da ayrı, ayrı da ayrı. Nasıl yapıyorsun bunu ya? Nere soktun ya? 23 senede bu hayat olur mu? Her neyi söylüyorsam en iyi sensin. Neyi söylüyorsa en iyi sensin. 23 senede bu bir olur mu ya? Bu nasıl bir şey ya? Nasıl bir iman ya? Bu nasıl nasıl bir insan ya? Vallahi ancak işte herhalde e, Allah mesela Seyyidina Muhammed. Bir tanesini kızmış geçenlerde kimdi ya? Ç çocuk muydu? Ha? Hangi osman ha, ha, Oklalı, Oklalı ya. Geldi saf saf anlatıyor. Peygamberi görmüş. Yanında kimi tutmuş? Bunu. Bunu mu tutmuş? Peygam ha, ha. Ee, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam göstermemiş. Rüştü sormuş. Rüştü de demiş ki dershaneyi kapattınız Ha şimdi gelmiş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunlara bakmamış. Yüzünü gördüm, gördüm dedi. Ama dedi bize teveccüh etmedi dedi. Arkasında Rüştü abi gidiyordu. Rüştü abi ya. Sonra. Ona sormuş. Abi peygamberi niye bize teveccüh etmedi? Dershaneyi kapattığınız için. Dedi. Oklalı da ne için kapatmış? Bir de şey ha. E, kiradaymış ev sahibi. bir e, bina yapacağım diye yakaten yıkmış. Çıkmış yer arıyorlar. Demek ki yer arıyorlar. İsterseler bulurlar ama. Herhalde bu, bu, gayret etseler böyle olmazdı. Moral bozuk olmasın diye demedim. Gayret etmiyorlar öyle bıraktılar böyle. Peygamber de küsmüş. Rüştü abi demiş peygamber niye bize bakmıyor? Dershaneyi kapattığınız için dedi. Ödüm patlar lan ben öyle görsem. İşte bunların içsel çalışma sistemlerine letaif deniliyor. Neyin? Vicdanın, asap, his, akıl, heva, kuvve şeviye, kuvve gadaviye, kalp, ruh, Bu böyle bu şekilde bir cümle olmaz. Bunun kıymetini bilin şunun. Yani bu 10 tane e, içsel alemimizdeki çalışan çalışan bu sisteme letaif deniliyormuş. Yani varlıkları değil. İşlevleri letaif. Emir de adamıyla. Varla. Kendilerine de letaif de deniyor. Burada akla da latife diyor sözler 27'de alet diyor orada. Burada latife diyor sözler 27'de de alet diyor. Yani yap, ne demek diye şimdi kendime soruyorum. Endişe etmeyin. Yani, ben soruyorum. E bu orada alet diyor. Burada niye letaif diyor? Yani diyor. Yaptığı işe ve bakıldığı cihete göre sıfatlarını ve tanımları, tanımlarını ifade ediyoruz. Mesela diyelim ki şeytanın bir işte bile İblis diyoruz. Bir istevine şeytan diyoruz. Evet. Desastır diyorsun. Yani şeytanın ismi değil ki şeytan. Sıfatıdır. Evet. Yapılan işe göre yapılan işe göre sıfatı öne çıkıyor ve o sıfatla ifade ediliyor. Kendilerine de letaif deniliyor. Buyur Ali. Aklın alet olmasına latife olması engel değil ki. İşte o maddesel bir şey değil. Evet. Yani orada mukader so, soru gelebilir diye kendime geldi. Ben de cevap verdim. Yani üniversite diplomasında, ilkokul diploması da vardır. E, lati, letaif olması alet de var içinde. Göz bir hassedir diyor. Ruh evet. bu alemi onu da seyreder diyor. Yani maddi göz var. Arkada basire var kuvve olarak değil mi Hasan abi? Evet var. Ruh da basireyi kullanıyor. Yani arkadaki bu ekranda gözükenleri seyreden ruhtur. Mektubat 413 Kusur bu 404'te yazan bölümü bir okusun, bir daha okusun Allah aşkına. Okuyayım. Bir, bir, bir. Onun okuyayım okuyayım. Onun içindir ki Ramazan-ı Şerif'te derecatına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, manevi sururlara mazar oluyorlar. Kalp ve ruh akıl sır gibi letaifin o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiye oruç ve oruç ve şeval vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefeyüzleri vardır. Midenin alamasına rağmen onlar masumanı gülüyorlar. Şimdi abi burada dersimiz akıl. Hı hı. Oradaki vurgu Ramazan'ın Ramazan'da o akıl nasıl e, çalışıyor? Evet çalışıyor. Onu söylüyor. Evet. Şimdi buradan çıkan iki nokta üst üste letaif. Şimdi yarın bir gün birisi sorduğu zaman geldi anlat de ki şurada yazıyor. İki nokta üst üste diyerek bunlar yazıyor. Vallahi diyemezsin ya. Olmuyor işte. Ne yapayım? Kıvranıp duruyorum. Biraz önce dedim ki siyaset gibi basit gözüküyor ama sen yoktun o. Bu bir tercih itikat meselesidir. İtikat ise Kur'an'a bakıştır. Ahlakıdır. Ahlaktır yani. Aslında aynayı mesela sen şimdi lavadaki aynaya hakaret eder misin? Lan, ne, bunu, ne lan bu? Oraya sen bana niye gösteriyorsun öyle? O gözüken kimdir biliyor musun? Seni gösterdiklerindir. Hmm. Ha, o aynada gözüken kimdir? İtikattır. İtikatı bozuk, düzgün bir şey işaretleyemez. Evet. Şadi Şirazi diyor ki, Şadi Şirazi diyor ki, rehberi çakal olanın burnu boktan kurtulmaz. O burun oraya götürür ne yapayım dedi. Ben pislikten diyordum ama <laughs> bu hususiyiz ya onu sileceksin. Ne ya? Sağ, Sağ demiş abi, niye yani öyle demiş. Yani mesela ne kadar şükretsek az. koca koca adamlar Kur'an hakkında söylüyorum devriliyor. Evet. Ve acayip bir şey. Biraz sen gene yoktun o misal verdim. Bilimsel bir biz karar vermeden önce içimiz tepkiyi evet mi hayır diyormuş. Sonra ben ifade ediyorum aslında insanların tercihleri içini bizi dışa ediyor. Seyrediyorsun. Ee, çünkü diyor ki ahlak düşünceleri, düşünceler, güzel levaları, güzel levalar tercihleri. Tercih neyse ahlakı da odur, Kur'an'a bakışı da odur. Veled dalin amin uğraşmayacaksın. Devam ediyorum. Şeyde demişiz ki şöyle yani bir hatırlamak için <laughs> yani ben de yazarsam mesela duygularla alırız, hislerle aktif oluruz, Kuvveyle güç olur, latifeyle niyet, ahlak, zanlar oluşur. Harika yani, demişler. Aferin. Yani e, orada hani sıralama şu, duyularla alıyoruz, e, çeker, his etkileniyor. Kuvada, kuvalarla güce dönüşüyor, ruhta latife oluyor. Evet. Latifeler oluyor. Burada Aynen. da niyet, ahlak, zanlar oluşuyor diye. Doğru. E, e, şimdi buradaki tanımımızdan tabi bu işlem yani sistemin akışı gibi. Ee, ama cihazları sıraladığımızda, yani biz akıllı bir zaman alet diyoruz, bir zaman latife diyoruz, başka cihaz diyor değil mi? Alet diyor, cihaz diyor, latife de diyor. Evet. Göz için de sanki aynı şey diyoruz, evet. bir hassedir ki diyoruz. O dört tane sistem var ya, surettir, kanunettir, rakikattır Evet, şeyden... el eylemsel olarak dişsal, mesela en içsel. Latife'dir. O zaman Latife'de siz dediniz ki arka işletim sistemi. Evet. Ama işletim sisteminden haberimiz... Ruhla hiç ilişkili ifade etmediniz bu sefer. Yani ettim ettim. Yani ruhta mesela dedim ki şefkati Şefkat-i Mukaddesi Memre bu Latife'dir. Ama bu asıldır. Yani işletim sistemi o kendisini dışarıda nasıl gösterir? Üniversite diploması, ilkokul diploması. Şunla bunla gösterir. Ve ustalık belgesi olarak gösterir. Ama temelde... İşlevine göre bir misal verdim. Şu işlevine hernas deniliyor. Hernas mesela şeytan değildir. İnsanda altta oluyormuş. göbekte, haya yerinde. Şöyle bakarmış. Ne zaman kafa, kalbe değil. Kafa ne zaman gafletse hemen heyecanla çıkar. Fikirler atarmış. Yakalandığı zaman kaçarmış oraya saklanırmış. Hennas oymuş. Şeytan ise kalptedir yani. O da eyleme musallat. Yani farklı farklı kendisini gösterir. Hennas Rüştü abi bunu ben yakının şahidiyim derdi. Hennas'ın böyle olduğuna kitaptakine ben şahidim derdi. Kendisi onu keşfetmiş, yakalamış. Yani o var kitaplarda ama o adam yaşamış o. Hennas'ın gizli orada bulunduğunu. Yani ne zaman kafa gaflete daldığı zaman vehmi o yapıyormuş. Hennas hangi söyledi? Felek mi nasla mı? Kulun zevirabbinnas benim ki ha. Khannas Şeytan vesveseyi yani. Tepene çıkıyormuş, kafaya çıkıyormuş. Hemen atacağını atıyor. Oo, sensin olan sen. Ay hiç kimse yok. Nerede lan bu ada? Kimse yok. Gene gitti oraya. Yani gibi Osman son O o çok güzel bir tanım. Bulunmayacak bir tanım şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı Allah Teala ahlaklandırmış. o o ahlakı bize gösteriyor, sunuyor. Biz de onun sunduğunu ihtiyarımızla tercih edersek güzel ahlaka erişiyoruz? Yani evet. Hani o aslı aslı merkezde hepsi bizde duruyor. Hepsi bil kuvve duruyor. Biz onu aktif ediyoruz. Mesela ben güzel ahlaklı olmak isterim mesela. Ee, i̇şte bu güzel ahlak ve kötü ahlak yani bunu nasıl tercih edeceğiz? Yani onu yaptığı gibi yaparak o, o bu güzel ahlak, suyu ahlak en az 20 tane ders var ha. Ona bir girin ben şimdi ona girersem ahlakı aktif eden veya yok eden madde var. Belki 15 tane madde var. Şöyle şöyle yaparsak güzel ahlak. Şöyle şöyle yapmazsak veya yaparsak suyu ahlakı aktif ediyor diye. Onu e, istersen bir nur dersine girdiğin zaman Süreyya yaz. Madde madde var ya. Yani. İşte aynen bu misal gibi alemi İslam ve muazzam bir camidir. Alemi İslam ve Asya evet. muazzam bir camidir. Evet. Ve içinde ehli iman ve ehli hakikat o camideki muhterem cemaattır. O haylaz çocuklar ise çocuk akıllı dal kavuklardır. Ne anladık? Burada ne çıkarttın? Dal, dal, kavukluk neymiş? Sıfatını söylemiş oldu. Çocuk akıllıymış. Şahsiyet kazanmamış akıl. Şahsiyeti kazanmamış akıl. Yaşına uygun aklı olmayan. Sırf kendini düşündüğü için. Dal kavuklun şey tarifini. Şimdi sorsa bir tanesi dedi ki. Nerede yazıyor diye. Bulamazsın dal kavuklu buradan usta dal kavukluk iki nokta üstüsü demedim. Uygulamada gösteriyor. Uygulamada tanımlama yapıyor. Dal kavuk kimmiş? Çocuk akıllıymış Süleyman. Şahsiyet kazanmamış, akılmış. Şahsiyet kazanan kişi değil. Aklı şahsiyet kazanmamış. Aklı bir hüviyeti yok. Aklının bir hüviyeti yok. En tehlikeli bir şey yani. Hiçbir doğruları, yanlışları yok bu adamın. En tehlikelidir. En zalim, en tehlikeli adam belliyse tehlike değildir. Abi ayırt etmek için soruyorum. Akıl bir aletti. Şahsiyet kazanması gerekiyor mu? Evet, şahsiyet kazanması lazım. Yani orada başka bir letaifin kusuru olabilir mi bu dal kavukluk? Yok, dal kavukluk aklı da kullanıyor. Aklı da kullanıyor. Bir mesela bir, bu bir dal kavukluk bir ahlak mıdır? His midir? Duygu mudur? Latife midir bilmiyor. Ben bilmiyorum ama dal kavuklu konusu değil. Ama dal kavukluk gelmiş bir tanımı yap. Neye dal kavukluk? Etrafın dal kavukluk his midir? Latife midir? Kuva mıdır? Bilmiyor. Detaylıca zaten kusur olmaz abi. O sonuç değildir. <laughs> bu ne yapar? Bir, dal kavuk oldu nasıl biliriz? Etrafını çeviriyorum bu adamı yakalayayım diye. Bir, kaçmasın. Çocuk akıllıdır. Sakalı çocuk gibidir. Şahset kazanmamış bir akıldır. Hüviyeti yok der başka yerde. Yaşına uygun olmayan. Aklı olmayan. Aa, şey, yaşına uygun aklı olmayan. Hi yapar beni. böyle. Şey, böyle. çocuksu bir şey. Sen dersin ki riyakardır. Yok. Aklı şey hüvvet kazanmamış. Sonra sırf kendini düşündüğü için e, yapar söyler. Evet burada kavukluk oldu. Mektubat 439, Mektubat 446'da aynı mevzu işleniyor. Diyor ki, Metsub akılsız, cahil. Sef Sefiller mi diyor? Sofiler. Sofiler. Neymiş? Metsub, akılsız, cahil. Ne yaparmış? Hakikati kainatın içinde kökü yerleşmiş ve hakaiki kainata kökler salmış olan Şeceri tuba -i İslamiyet mehum, muvakkat, cüzi, hususi, menfi, belki esassız, garaskar, zulümkar, zulmani ünsüre toprağına dikilmez. Unsuriye toprağına dikilmez. Şimdi biz milliyetçiyiz ama ilkçi değiliz. Onu bilin. Biz İslam milliyetin milletindeniz. Milletinden olduğumuz için Hanifen Müslüman deniz. İslam İbrahim Aleyhisselam'ın ümmetindeniz. Ee, İslam milliyetçiliğimiz vardır ama ırkçı değiliz. Menfi milliyetçilik yapanlar bir, sayıyor menfi. Biraz önce dal etrafını çevirdik ya lugatını Osman. Evet. Şimdi de menfi milliyetçiliği ne demek? Menfi milliyetçinin şeyi, içeriği. Hakikattan bir gane durlar. Yani kendi kendi milliyetinin ustat diyor ki sarhoşudurlar diyor. Sarhoş diyor. Menfi milliyetçilere durlar diyor. Yani ustat burada meczuptur diyor. İki. E, akılsızdırlar ama zekidirler. Üç. Cahildirler. E, milliyetçi yani ırkçı kimdir? Irkçı. Hakikattan bir gane durlar. Hakikattan kopmuştur. Hakikattan hiç alakası yoktur. İki. Zekidirler akılsız. Zekidirler akılsızdırlar. Üç. Cahildirler. Cahil ne demek? Bilgisiz değildir. Bilmediğini bilmeyendir. Sokrates demiş ya en en bildiğim şey hiçbir şey bilmediğimdir. Bildiklerimle bildim diyor. Neyi? Bildiklerimle bildim diyor Gazalini şimdi söylüyor. Bildiklerimle neyi bildim? Cahillimi bildim diyor. Cahilliğini bilmek için bilgi lazım. İlim lazım. O zaman cahil alameti nedir? Bilmediğini bilmez. E peki ee, onlarla galip gelebilir misin münakaşada? Gelemezsin. İmam Ali diyor ki cahillerle haddini hududunu bilmeyenlerle tartışma galip gelemezsin bir. Sakın latife yapma iki. <laughs> sakın onlara tevazu yapma üç. Dört. Hasan bunun faturasını çok çekmiştir. Onlara latife yapın. Doğru zannedip sana mukabele eder. Çok hayatta beni çok acıtmıştır ama çok acı ders almıştım faturalı ben. Cahille cahille tevazu yapma, şaka veya latife yapma. O sana da aynısını yapar. O toplumda ne şahsiyetin kalır, ne kilmin, ne kimşinliğin. Hiçbir şey de diyemezsin. Çünkü o gereğini yapıyor. Sen yanlış yaptın. Cahile tevazu gösterme, birisi geldi. Alim dayı gelse bu sahanın yani şeriattan, tefsirden ama şuraya gelse lisanın Orada otur Estağfurullah buyurun buyurun. Hayır. Burası delalı kullanılan olan sayıdır. Mavakamıdır. Ben burada kendi şahsiyetimi değil, lisan şahsi manisini gücüm kadar temsil etmeye çalışıyorum. Burada kimse peşkeş çekemez. Kızamazsınız dediğiniz Deniz ya. Bugün ne kadar güzel konuşuyorsunuz abi ya. Maşallah da zaten. kızamazsın diyor. Evet. Niye? Çünkü o gereğini yapıyor. Sensin evet. gereğini yapmaya. Evet yapan. Evet. Sensin. Sen yaptın hata. Her şeyi maddede arayan, kendini bedenle, cesetle izah edenlerin akılları zahir isminde, zahirde görünendedir. Zahiri gördüğü için her şeyi zahire göre hükmeder. Sözler 518. İnsanın mahiyeti camiasında akıl nasıl hatsiz fununa istidadı ve ıttıla cetiyle mahiyetin ifşa etmiş ve o surette işlettirilmiş. Şeceri hilkatin ilmi vücutları hulasa olarak insanda cem olmasına akıl denmiş. Allah'ın dışında 18 bin alemin ilmi tarafı, ilmi vücutlarının bizdeki cem hali akılmış. Akıl 18 bin alemin ilmi hakikatlarının adıdır, bendeki adı. Ondan akıl ikaldır, bağdır. Peki o ne yapalım, ne dedi bir dakika. Bak. Dedi bu, bu yok, bak bu, şimdi. Böyle geçen bir şey, yer var mı? Yer var, yani ben yani şimdi şey şey çıkarayım Şuur mu, akıl mı abi? Evet. Şuur, o farkındalığı der yani. Ama şuur diyor sanki. Evet. Hani diyor ya bunu çıkarırsan diyor. <laughs> kardeşim, şuur dersen otomatikte de, aklın içinde şuur da var. Hı -hı. Hayat, kulasası his ve şuur. Onun da kulasası ne? Sen babasın, aynı zamanda kocasın, aynı zamanda patronsun, aynı zamanda kulsun, aynı zamanda kardeşsin, aynı zamanda evlatsın. Değil mi? Babana göre evlatsın. Çocuğuna göre babasın. Şimdi akıl ne oldu şiir hissin? Daha kulasası, daha ötesi. E, şuur zaten aklın sıfatıdır. His ve şuur. Onun da aslı akıl. Bırakayım, bir okuyayım. ve delil de getirmiş. Çünkü e, metine devam getirilirse yeni bir ba başlangıç değil. Bu söylediğim iddiaya delilmiş. Okuyayım kırmızıyı. Kalp dahi onun gibi bu alemin bir haritayı manevisi. Kalp neymiş? Kalbi bak söylüyor. Haritayı manevisi ve çok kemalatın bir çekirdeği hükmünde olduğundan. He. Nasıl ki kalp şeceri hilkatın haritayı manevisi olduğu gibi akıl da şeceri hilkatın haritayı ilmiyesidir. Bunun ilmi bir delilim de delil yapıyor şimdi. İlmi bir delilim var. Söz der, 246'da mualleme ademe ha alme adem el esmayı kullaha. Allama ademe a ademel esma Neymiş bu ilmi delilim 246? Hazreti Adem'in melaikelere karşı kabiliyeti hilafeti için bir mucizesi olan talim esmadır ki bir hadisi cüziyedir. Bak. Bütün isimler Adem Aleyhisselam'a istidat olarak yazıldı. İlmi vücuduna akıl, harit olmasına da kalp denmiş. Peki devam ediyor delilim. Gene delil arıyorum. Delil arayışındayım. Tatmin olmamışım. Devamında diyor ki diyor. Nevi beşere camiyeti istidat cihetiyle takılan, talim olunan hadsiz ulum ve kemalatın envana muhit pek çok funun ve e, halikin şunat ve efsafına şamil kesrettiği marifin talimidir ki insanda yaz, yazılmış ne kalp şeceri hilkatın haritay manevisi zef mi demişim orada soru işareti vicdan bak insanda ne yazılmış şeceri hilkatın haritayı vücudiyesi varmış Akıl şeceri hilkatın alita ilmiyesi. Bak burada söylüyor. Ne dönüyor? Bir de okuyayım. Nevi beşere camiyet istidat cihetiyle talim olunan hadsiz ulum ilim ve kemalat envana muhit pek çok funun ve halikin şunat ve safına şamil kesretli marifin talimidir ki talim ilimdir. Şimdi okuyorum öteki sayfaya. Eğer geçersen şey bayram İlim, malumat, ilim, malumat bilgiler ve düşünceler cinsinden değil. İlim, malumat ve bilgiler cinsin, düşünceler cinsinden değil. Fakat bunları tazamun ediyor. İlmi, ili, ilime tasdikti diyor. Ta, tasdik ise ona dönüşmektir. Tasdik dönüşmektir. İlim de tasdikse ilim dönüşendir. Dönüşmeyenler bilgidir. Bilgiydir, malumattır. Taakulde taakulde ise ona ilim sahibi olmak, akılda ilim sahibi olmak dönüşmek değil. Tasdik ise mesela ben ilim sahibiyim ama ona dönüşmemişim. Ona dönüşülen bir şey artık ilim değil, oyum. Tasdik ise değişimi, dönüşümü kabul edip ona dönüşmektir. Zaten tasdikin komplesini okudum. Tasdik ne demek? Taayül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Tasdikle taakul ne farkı var? Ta taakulde sahip olmak vardır. Tasavvurda imalathane vardır. Tahayyülde mekan açmak vardır. Tasdikte ise ona dönüşmek var. Dönüşmeye müsaade etmek. Edilip dönüşmüşüm. İlim, ilim denilen tasdik diyor. Tasdik denilen ilim diyor şu alarda. Adeta Cenab-ı Hak Celle Celalu şeceri hilkatin ilmi vücudunu insana yükledi ve ona akıl dedi. Şimdi biz öğrendiklerimiz ile zaten Adem'e öğretildi ya ilim. Bir şimdi biz öğrendiklerimiz ile zaten var olan bu istidat sistemimizin sistemimizin üstünü açıp için üstünü açıyoruz aktif hale geliyor navigasyon gibi. Yani zaten bu zahirde ilim öğreniyoruz. Batında öğrenmiyoruz. Batında demek? Varı ortaya çıkarıyoruz. Şey gibi. Manayı mesturesini izah ettiğinden. Manayı mesturesini izah ettiğinden mezheplerin iştihatları semaviyedir. Arziye değil. Kendisi imal etmiyor. İstidadı ile var olan hakikatin mertebesini açıyor. Peki, abi, yani, tövbe aşağı ama Adem Aleyhisselam e, cennetteyken hakikatin üstünü navigasyonla açamamış mıydı? Yani tövbe aşağı ama ha, tabii, tabii. Yani, o yüzden cenneti cennet bilmiyordu? Yani konumlandıramamış mıydı kendini? Çünkü ve alleme Adem Aleyhisselam'a külliha bil kuvve vardı. Bütün isimler Mesela diyelim ki orada cennetin beka olduğuna dair bilgisi yazılmamış mı? Yazılmıştı ama keyfiyetini bilmiyorum ama yani inkişaf edebilmesi için alim şahadet lazım. İnkişaf etmesi için, inkişaf ve imbisat etmesi için. Mesela bu dünya ne, diyeceksin ki nasıl olur ya nasıl inkişaf etmemiş? Kardeşim burada sığır yaşamıyor mu? Senin gördüğün gibi mi görüyordu? Ama sığırdır abi dedin. E, i̇nsanlar hepsi senin gibi mi? Niye anlamıyor? Niye zaman vermiyor? Niye kendisini sevmiyor? Niye kendisini tanımak için gayret göstermiyor? Ama beraberiz insan değil mi? Niye burada müflis gitti? Niye burayı burayı bilmiyor? Burayı burayı bilse, bak buranın burası olmadığını bilse var ya, ahiret şey çıkacak. Böyle bir cümle olur mu? Normal, normal söylüyorum ama anlayana diyorum. Bakın ben bu dünyada niye varım soruyu sorabilenin elde ettiği bilgi aynı zamanda ölmesinin gerekliliğine de bilgidir. Onun bilgisidir aslında. Yani kardeşim merak etmesen hiç kimse sana gelip bir şey vermez. Talep edene. Ben niye buradayım? Taallüm ve tekemül. Eğer sen hani bana dediler ya ahiret nerede dedim. Kim soruyor dedi. Elimi kaldırmadım. Durdum. Ne diyecek? Sorabilen dedir. Bu aklın bulunur. Bu akla izah edilir mi? Aklı midir bu şey bu şey? Bu ne alakası var? Kim soruyor bunu dedi? Kimse sesi yok. Sorabilen dedir dedi. Yani arkadaşım ahiret cenneti niye inkişaf etmedi? Niye dünyada beraber yaşadığımız senin kardeşin, annen, baban, evren şunlar beraber yiyip içiyoruz, yatıyoruz? Niçin? Aynı yerde niye olmuyor? Olmuyor işte. Burası oranın ademi mi? Orası, burası, burası oluyor orası. Vallahi burayı da tam da ben de bilmiş değilim yani. Bazen de karıştırılıyor ya burası. Tuhaf alem. Yani bedenimin dışında hiçbir şey ben buralı değilim. Neye gideceğim ki? Zaten buradayım. Diyor ki tabuttan girmekten korkuyorum. Lan zaten hazır zaman bedenime tabut diyor Bu adam ne diyor bu ihtiyar adam? Hazır zamanım tabutuma bindim diyor. Beden tabuttur kardeşim ya. Bunu fark eden bundan zaten tabuttayım. Tabuta tabutta olan ikinci bir tabuta giriyor. Ya tabuttan çıkmak demek bu marifetlerle meşgul olmak. Ölmeden önce ölünüz diyor. Mutikabilen temutu. Ne demek o? Ölmeden önce ölmek. Silah verin bana. Azel gelmeden mi öldüreyim diyen demektir. Kardeşim, Beden tabutuna bindin. Beden tabuttur. Ruhunu buradan çıkartan yani bedeni hazların dışında ruhsal hayatı yaşayan bedensel ölmedi mi? Soruyorum size. Bedensel hazları yaşamayan, kalbin ve ruhun derece hayatındaki şeyleri yaşayan yani bedensel hazların peşinde olmayan bedeninin arkasına geçip bedenini öldürmemiş midir? Bedeninden çıkmamış mıdır? Ölen kimdir? Ölen hayvanmış. Beden ölecek. Ben zaten ondan çıkmışım. Çıkmayan düşünsün. İçindeydi adam. İçindeyse bina çıkacak. Ama binadan çıkmış. Bina çıkmışsa ben eskide oturuyordum diye. Ben altında mıyım ya? Çıktım zaten depremden. Çıktım kardeşim. Ya tuhaf şeyler oluyor bu dünyada bu tabii bu dünya Cinsedim bu cehennemde olsa bile diyor benim oğlum alakası yok diyor benim ruhum gül diyor. Ya bir tuhaf şeyler bu enfusi dersleri biraz dikkat edersek hakikaten alıştığınız birilerine göre bunlar uzaylı uzaylı bile değiliz ya. Abi. Ha abim. Bu hasbi adam diyor şey ki olmayanlar diye olmak isteyenler diyor. Bak bak bak. Bak bazen güzel şöyle söylüyor. Bir de söyleyiz de. Ölü olmayanlar veya diri olmak isteyenler hayatın mahiyeti ilahi böyle devam ediyor. Bak kardeşim zaten ölmüş ya. Sayfayı söyler misin? Sayfa 256'nın sonu alın. Elemanlar. <laughs> Bak şimdi. Ölü olmayanlar. Ölü. İsa Aleyhisselam da demişti ha. De, Babam öldü Ey Allah'ın peygamberi. Petrus talebesi. Babam ölmüş, ölmüş babamı diri, şey gömeyim demiş. Ya Petrus. Bırak sen. Ölüyü ölüler gömsün. Sen dirilerle meşgul ol. Ustad ne diyor şimdi? Bir daha ölü olmayanlar veya diri olmak isteyenler veya diri olmak isteyenler biz. Öldü kardeşim yaşadığını mı zannediyorsun? Kendini kaybetmiş, kendisini unutmuş, davay yok, Allah yok, Kur'an yok. Bu yaşadığını mı zannediyorsun ya? Bunlar ölmüş. Bilmeyi de söylüyor ama hayatın mahiyeti, hukuku, hakikati diyor. He. <laughs> Bunu açanlar diyor, bulsunlar, dirilsinler diyor. Bak dirilsinler. Ben neredeyim ki dirileyim ustadım? Ölüsün. Evet. Hayatın hakikati mayyetini çöz, diri ol. Ben neyim şu anda? Diril zanneden ölüsün. Mezali mutta'a hikmet diyor. Rüştü abi ne ee, demişti Ölü biri var mı? <laughs> 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 ya bu, bu acayip ya. Bu, bu ne acayip bir yer ya. Ya böyle kardeşim biz zaten ölen bak ölen ölmüş daha ölmeyecek ki o. Öyle biri yaşıyor mu pardon. Evet. Hasan abi evet. siz evet Ben gitti de geçen. Hayatını annesinden doğmasıyla başladığını zannedenler kabre girmesiyle de hayatının son bulacağını zannetmek mecburiyetindedir. Mecbur. Çok Kızım hayatımız annemizden doğmakla başlamadı ki toprağa girmekte biz. Ne diyor? <laughs> Şuraya bak ya lemalar kaç. Ö, 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 ölü olmak istemeyenler, <laughs> diri olmak isteyenler. Hayatın nesini üç tane? Dir. Mahiyeti, hakikati, Hayatın mahiyeti, hakikat hukuku demek kanun ya. Bunu bilenler diri oluyorlar. Bilmeyenler surettedirler. Ölü kardeşim zaten. E tamam. Kardeşim sen zaten ölmüşsen ne demek biliyor musun? Nefsi öldürmek ne demektir? Büyük tasavvufçulara göre. Yani bedensel hazlardan uzak olmak. Ne Nasıl öldürüyorlar? Bedeni dayatmalarına çıkmak için yedirmiyor, uyutmuyor. Öyle mi? Beden. Bedene nefis demişler kardeşim. Beden, bedensel hazlara nefis demiş. Ya kardeşim bizim meslekte bedeni at gibi kullanmaktır. Bedenin arkasına geçmek onun muktezasıyla hareket etmiyorsun. Arzularını erteleyip öteleyebiliyorsun. Zaten bedeni öldürmüşsün. Bana zina yaptıramıyor. Bana içki içtiremiyor. Namazı kılma diyemiyor. Kılıyorum. Orucu tutuyorsun. Kardeşim senin nefsin bunlar istiyor mu? Şeval tutma ister mi? Oruç tutma ister mi? Sade yaşama ister mi? Zina yaptırır. Çalar çırparsın. Tam bir memursun. Tam bir fırsat. Her şeyi yapan. Niye yapmıyorsun? Ölüsün kardeşim. Faizin ölüsüsün. Rüşvetin ölüsüsün. Zinanın ölmüşü ölmüşüsün. Sen zaten zina cihetiyle ölmüşsün. Gattarlıktan ölmüşsün. Hainlikten ölmüşsün. Merhametsizlik. Öldü ölmüşsün zaten. Bedensel hazlar o. Bedensel hazların arkasına geçip arzularını erteleyip öteleyen kalbin ve ruhun derece hayatını. Lemalar kaçtı. Ruhun mayyeti hakikati ve hukukunu meşgul olan, bununla meşgul olan diri olacak. Yoksa diyor ölüdür diyor, ölü. Ölü olmak istemeyen veya dirilmi, diri olmak isteyenler. Arasınlar, bulsunlar, dirilsinler diyor abi. Bak arasınlar, bulsunlar, bulsunlar dirilsinler. Ya bu ihtiyar adam ne diyor ya? Ne etkiledim çok çok etkiledim. Kardeşim biz zaten ölüyüz. Müjdeler olsun. Diri olanlar koksun ölümden. Biz zaten ölmüşüz. Mezari muttarik. Hazır zaman tabutuma bindim diyor. Kabirdesin zaten kabirden çık diyor ya. Kabirden çık ruhun, ruhun alem, cisim alem, ruhun alem kabre. Evet, yani mazi ve istikbalden koptun hazır zamana sıkışmışsan tabut odur abiler. Kalbin ve ruhun derece sanatine geçin mazi ve müstakbeli anda beraber görmektir. Yani kısacası müjdesi şu anda biz Allah ve ahirette yaşıyoruz. Orası için yaşayan zaten oraya dirilmiştir. Neyi hayal ediyorsanız bana bakın. Siz evi hayal edin. Burada buraya olabilir misiniz? Entegre olabilir misiniz? Nereye yaşıyorsanız oralısınız. Şu anda cesedin burada. Hayal evde. Burada mısın? Ne, ne, iç alemin neredeyse orası. Ölmek. Ölmeyenler ölecek. Ölenler zaten ölmüş. Devam ediyorum Lemalar 29. O Sayfayı söyle de ben çıkınca bakacağım ona. Temalar. <laughs> şey Kaç? 256 son. Baka baka 200. Var. Kitap var. Benim kitapta var. Görmedim ya. <laughs> Hakikaten ya. O kadar acayip ki. Yoktur bu muhtemel. Dün akşam Ümraniye'de benim kitapta yoktu dedim. Yeni yazıldı bu. Kendine ünsiyet eder. Allah ilk defa derste evet. Ben en çok namazda ve derste öğreniyorum. Derste çok az da. Esas namazda öğreniyor. Diyor ki kendine güzel ahlaklı, güzel görür, güzel düşünüyor, hülyalar eti falan. So, e, ee, sonuç ne? Kendisinden, kendisine ünsiyet eder. Ulan ünsiyet ne ya? Akşam yukarı ders yapacağım mı? Ya, yukarı çıkacağım ikinci kata. Ulan bu ünsiyet ne? Vay kendisinden lezzet alır. Ne demek olunca? Lezzattır. Zatımın lezzetini alırım. Kendisinden ünsiyet eder. Beni kahve taşır bir yere kadar. Nazar. Hadi benden ne valla der kalır. Şimdi sen senden lezzet al. Lemalar 29. Fakat Kur'an hakimin barikayı asa elmas kılıncı. Kalpleri, akılları fethetti. Ya Sifri Salih Nur böyle bir dünyayı haleti bize yaşatsa, bu dünyadan çekip gitse, bizi böyle bizi böyle bir şey hapsa, bir dünya oluştursa alemimizde yeter bu ya. Şu yeter yani. Bir de okuyorum. Fakat Kur'an hakimin harika şey barikayı asayı elmas kılıncı kapleri akılları fethetti. Musallaha münasebetiyle birbirleriyle ihtilat ettiler. Mehasin İslamiyet envar Kur'aniye envar Kur'aniye inat ve taasubatı ı kamiye perdelerini yırtarak hükmünü icra ettiler. Bak gösteriyor Allah razı olsun. Elhamdülillah. Akıl bloke edip seni, akıl seni bloke ederse, senin alemine hapseden akıl, akıl bloke edip, akıl bloke ediliyor. Seni hapseden neymiş biliyor musun hapishane? Bak biraz önce dedi ki ölü zaten. Nani yaşıyorduk? Ha, Hür, hürüz değil mi şimdi? İstediğimiz çıkarız. Hapishaneye bakın. İnat ve tası bu kavmiye. Bu makamda mesela gurur, kibir, haset de o 10 tane sıfat sıfat sıfatı sufliye deniliyor. 10 tane ahlak. E, insanın hapishanesidir. Mesela kuyu neymiş? Şuradan ezberleyin kafanıza. Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya kim indirdi? Niçin indirdi? Haset. Haset kuyudur. Oradan böyle çıkartacaksınız. Haset kuyuya indiriyorsa haset eden indirdiğini zanneder. iner o. Mağara karşılığı mıdır abi? He? Mağara karşılığı mıdır? Yani kiminde kuyu kiminde mağara? Mağara. He. Mesela diyelim ki inat, öfke, adavet, hırs. Bunlar da başka hapishaneler. Kimisi kuyu, kimisi dehliz, kimisi kontrolsüz semer şeyleri. Mesela burada inat, Hapishaneymiş. Çık da göreyim hadi. Adam inan, Bir kere dedi. Ya fırıncı ya, iflas ediyorsun. Hala ne şey yapıyorsun ya? Re rekabet ediyorsun. La bittin. Kayınço'nun gönderdiği onlarla gidiyorsun. Yapma. B bırak an uzlaş. Onlar gelsinler. La bittin. Birkaç haftan kaldı. Bitsen bile gitmem. Onlar gelecek. Nedir o? İnat. Başka? Tası bu kavmiye. Hırçın. Bunları yani inat ve tası bu kavmiyeye kavmiyeyi ortadan kaldıran Kur'an hakikatları ve measin İslamiyet yani inadı hakikati Kur'an'ı kaldırdığı gibi tası bu kavmiyeyi de measin İslamiyet İslami hayatımıza Kur'an'ı hayatımıza geçirmekle bu dima hapishanesinden kurtuluruz. Dima hapishanesi ırkçılıktır. Dima ırkçılıktır. I Irkçıların hapishanesidir. Bu manada. Evet. Aslan abi şeyde e deminki yerde mesela ilk önce kalbi diyor sonra akıl diyor. <laughs> yani Kur'an'a kim e kalbi akıllı herhalde Zübeyir abi miydi? Kalpleri fethetmeden akıllarına şey yapamazsın, hükmedemezsiniz. Evet, evet. Hmm, evet, evet, evet. Diyor ki, zaten şeyin var. Ee, mesela bir misal veriyorum. Ben kendi uygulama yaptım. Bana öyle demişti de Rüşt abi de. Dedi ki, kendini sevdirtemezsen gittin yere, senin sevdiklerini sevdirtemezsin dedi. Senin sevdiklerini gösterip bana ne beni ilgilendirmez sevseydi demek bu bağnaz sorumsuzca bir davranışın sonucudur derdi. Vasifeyi yapmamanın adıdır. Evet. Bana ne canım risaleni he fıtrata ters. Fıtrata ters. Risaleni anlasaydı. Ben düz okudum. Anlasaydın şu. Benim sevdiğim risaleleri kişi yeni birisine sevdirtmenin yolu ilk önce beni kendimi beni sevecek onun için böyle şahsılı. Ya niye şahsılı? Bırak kardeşim. Sen de bu hale gelene kadar ne kadar fırından geçtin. Bırak. Şahsız hakikate geçilmez. Peygambersiz Kur'an olmaz. Nurcusuz Risale olmaz. Ustatsız dava olmaz. Sonra olacak o. Seni dedin sonuçtur. Senin vardığın şeyi ona teklif etme. Şahıs da sevecek. Bırak şah şahsız sevsin. Seviyorum. Tabii birbirimizi seviyoruz. Şahsız tutunamazsın. Ali. Onun için sen kendini sevditemezsen, senin kendini sevditemezsen demişti, sevdiğini sevditemezsin. İlk önce kendini sevdir. Nedir o? Güzel ahlaklı. Güzel ahlaklı olduğu için güzel düşündü. Değil mi? Yani burada şunu demek istedim. He. Böyle o kadar baksak mesela akıllarını ve kalplerini demedi de kalplerini... Ya sı bu, bu ders değil mi? O incelikte bile bir şey çıkartmaya yani bakarsam, o bakarsan, bakarsam, o göze bakarsan, o göze bakarsan çıkabilir demek yani o evet. bir şey yapın. Tabii İncelik ya, İncelik Gafur'un dediği gibi anla, çoğalt, 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 çoğalt. <laughs> geç, Be, Lemalar elli. O akıl artık şey de bitti, mektubat da bitti. Böyle diyenler abi, <laughs> lemalara geç. <geçtim. Devam> <laughs> akıl lemalara zıtladı. Yani şahsiyet olmasın i̇nsan sosyal bir varlık. O zaman dostumuz da olmasın. Canım. Ya şey diyorlar da ne dediğini o da bilmiyor ki ya. Onlar uğraşacak mıyız ya? Diyor tanıştık. Acayip. Lemalar 50. Rehbersizlikten ve nefse emmarenin gururundan gayet müthiş ve manevi bir fırtına içinde. Bak görüyor musunuz? Kaçırma. Rehbersizlikten bir. İki. Nefse emmarenin, nefse emmarenin gururundan. Gayet müthiş bir ve manevi bir fırtına içinde akıl ve kalbim hakaik içerisinde yuvarlandılar. Ka sureyaya seraya, ka seradan sureyaya kadar bir sukut ve suut içerisinde çalkalanıyorlardı. Şimdi yukarıya aşağıya doğru, yukarıya aşağıya doğru aklı ve kalbi dengesiz yapan neymiş? Yukarıdan aşağı doğru akıl ve kalple. Bunları dengesiz yapan nedir? Rehbersizlikten, rehbersizlikten başta Kur'an, nefse emare gururundan. Yani bizi ne yapmış? Rehbersizlikten Kur'an gidiyor. Peygamber ya, peygamber rehber olmasa. Nefse marenin gururundan da gidiyor. Ne diyor o? Rehbersizlikten ne oluyormuş bakın. Akıl yukarıdan aşağı düşüyormuş. Rehbersizlikten akıl yukarıdan aşağı düşer. Nefse marenin gururundan da kalp ölçüsüz, dengesiz yükselme, yukarı çıkma. Aslında tam tersi oluyor. Bak, nefse marenin gururundan, nefse marenin gururundan kalp ölçüsüz, dengesiz yükselme oluyor yukarı çıkıyor. Ama şataatlar, dengesizlik, muvazenesizlikler, acayip acayip şeyler oluyor. Zaten kendisi diyor, diyor ki fırtına içindeyken akıl ve kalbi makayip içerisine yuvarlandılar. Ka süreyadan Seraya, Ka Seradan süreye kadar bir sukut ve suit içerisinde. Yani mesela şu yeri bunu çok soruyorlar. Lemalar 50 bu ne demektir Seradan süreye? Sıf bu şu anda birkaç dakika izamız şurayı da koyup o kardeşlere bir cevap olurdu şu. Çünkü çok soruyor. Yukarıdan aşağı mı diyor hangisi? Aşağıdan yukarı mı? Bir rehbersizlikten. Yok yok metinde. Türeyya'dan, metinde bak. Süreyya'dan e, Seraya o yukarıdan aşağı mı? Evet. Sükut. Sükut. Evet. Kut. Ha o akıl o zaman. Akıl. Akıl. Akıl, akıl söylüyor. Sukut. Şimdi hemen ben dalalet aklıma geldi. Dalalet evet. Benim de o ama metinde olmadığı için sokmadım. Başka yerde var da, 25. Söz'de. E, seni dalaletinden dolayı seni rehber, e, şey e, rehbersiz mi şey yapıyorlar? Yani, gayril mağdubi aleyhime dalin amin. Mesela e, şeyi tefsirciler der ki bir tanesi Yahudilere bir tanesi Hristiyanlara anlatır bu. Dalin, mağdub ve dalin. E, bir tane Yahudi, ötekisi Hristiyanlık e, ee, burada ise bizim o şey Risale'de dalalet nedir? Rehbersizlikten çıkar. Ne olur o zaman? Aklın rehberi yoksa akıl yukarıdan aşağı düşer. Kalp ise nefse mareni elde etmiş. Bir şeyler varmış. Bir şeyler becermiş. Etmiş, yapmış. Nefse mareni gururu da duruyor. Bu kalbi biraz ölçüsüz, dengesiz biraz çalıştırmış. Tamam. Sonra ne olmuş? Ölçüsüz, dengesiz, Yükseliyor. Acayip acayip şeyler oluyor. Ondan sonra bir bakıyorsun berbat bir hal alıyor. Hizmet yerine hizmete düşer oluyor. Bak yükseliyor. Kalbin yükseliyor ama nefse marinin gururundan kurtaramadığı için kendisini, ölçü yok. Denge yok. Muvazene yok. Muhakeme yok. Bir tanesi demiş de, dün mü dediler? Muhakeme ve muvazene kardeşim, birisi muhakik, birisi mudakik. Lugata bakarsın ikisinin de o, aynıdır. Ee, makik delil ve burhanla konuşan mudakik ise o delili ve e, burhanı delillendiren ikna ettim. Tamam da dedi ki neredeydi ya hakikaten sen bana şey yap diye delil ve burhanını delillendiren burhanlandırandır. Mudakik de aynıca yani. Devam ediyorum maddede hapsoluyor, birisi maddi inkar ediyor gibi bir şey mi oluyor? Ya o evet o da var. O da var yani o cihete bakarsan. <laughs> Lemalar 77. Lemalara girdik. Yeni girdik ha daha akıl. Lemalar. Çok acayip ya. Şimdi akıl his çalışırken ya libasmış acayip bir şey ya. Akıl libası varmış. Libas giydirmiş. His libasmış. iman libasmış. Duygular libas. Latifeler libas. Elbiseymiş. Ee, bir şey sordu, so söyledim. Ya o cihette bakarsan bir manası olur dedi profesöre. Ee, i̇blis lebese. Yani libas, libası olur mu hocam dedim yani. Kendisi müfessir tefsirci olmuş. Evet bir manası olur dedi. Libas yani. Sana libas giydiriyor. Tefsirdeki o onun için dedi. Ama Risale'ye göre e, bir manası değil. Ta kendisi diye heyecanlı söyler. Lemalar 77. Çünkü Tevehüm ve heves ve his. Of. Tevehüm. Of acayip. Ya. Hepsi işte böyle girdik ya. O psikoloji kaç sayfa yazdım. O kadar güzel ki bir gün böyle ses yapsak ne güzel olur. Tevehüm ve heves ve his ileri görmüyor. Belki inkar ediyorlarmış. Nefs dahi yardım etse mahali iman olan kalp ve akıl. Bak imanı mali akılda maliman aklın tabi oradaki büyük elçisi nedir itikat yani kalp ve akıl susarlar mağlup ol, oluyorlar mağlup oluyor ha günah anında iman gitmez ustat e, lemalarda söylüyor iman mağlup oluyor akıl ve kalp mağlup oluyormuş iman yok olmuyor akıl ve kalp mağlup oluyor şu hal şu halde kebair'i işlemek ha orası yahu. Tablemalar ya. Şu al şu halde kebair işlemek imansızlıktan gelmiyor. Belki his ve hevesin ve vehmin galebesiyle akıl ve kalbin mağlubiyetinden ileri gelir. Yani bizim kava nereye çalışıyor? Evet. Onu anlatırken ölüm geldi. Yani. Okusana. Çok heyecanlandırıyor. Çok zevkli ya. Böyle çorap sökü gibi geliyor ya. Demek ki böyle rastgele yazılmamış bir matematiksel arkada bir yazılım var. O, ustad bilgiler var ya böyle şöyle diyeyim hadis şerifte. Kapınızda diyor böyle büyük bir nehir aksa. Sen bilirsin ki bir akan zerre bir de akmayacak. Geçti gitti. Allah'ın ilmine bakın. Şimdi bir nehir düşün Nil gibi. Ali. Hani, aktı mı abi? Çok iyi biliyorsun ki bir aktı mı bir tane damla bir de akmayacak. Allah'ın ilmine bak. Ezeli ve ebedi böyleymiş ilim denizi. Tamam Şimdi ustad bunda ne almış? Neyi, ne, nereye göre izah edecek külliyatı? Hangi soruya cevap verecek? Bir vakti ki kalıplar var böyle. Sistem böyle. Gitti malzemeleri doldurdu. Bize külliyat çık gibi çıktı. Malzemeyi ustayı doldurdu. Peki nereye göre izah etti? Kalıplara, kalıplar denir. Şu ali bu alem şahadetin arkasında yazılım var. Biz görmüyoruz. O kalıplara göre ki hem peygamber hem ustad, hem im i̇mam Gazali, İmam-ı Rabbani gibi azatlar niye dengesiz muvazenesizlik olmuyor diye soruma senelerce araştırma ile bulduğum cevaptır. Sıradan bir cevap değildir. Şu alemi şahadetin ve alemi gaybın gaybi de söylüyorum melekutanın Arkasına bir yazılım var. Şöyle diyeyim. Fizik kimya var mı? Var. Arkasında gözükmeyen ama Zarur inanmak zorunda kaldığımız matematik var. Fizik ve kimya matematik si gözükmeyenin üzerinde işleyen sistemin adıdır. Yani fizik kimya ona göre kurulmuş. Veya onun dışsalıdır. Şimdi ustad o ilmi aldı nehiri. Malzemesi var. Tamam da benim gibi işte rastgele konuşuyorum. Kalıpsız konuşuyorum. Bir şeyler çıkıyor. Öyle değil. Şablon. Ha, şablon işte. çok güzel işte. Meğer bu alemi şahadet, mülk ve gaybın arkasında bir şablon var, bir yazılım var. Biz görmüyoruz. Büyük zatlar oraya yetkili giriyorlar kartla. Kapıyı kutup kapı açılıyor. Bir o kontrolsüz var ya bilgi bir sürü. Oraya döküyorlar. Sonra onu donduruyorlar buzdolabına. Ondan sonra bize takdim ediyorlar. Aa, sözler kalıbı, mektubat kalıbı, lemalar kalıbı böyle çıkıyor. Yoksa bu akılla falan ne olacak şeyi. Böyle buldum. Bana ait. Yanlışı da doğrusu da bana ait. Şimdi şuna şöyle örnek verebiliriz abi. İmam-ı Rabbani'de bir kısım meseleler üstad onlara daha günümüzün aklına farklı ifade etmiş gibi ama evet. değişmiyorlar. Değişmiyor. Gazali de aynı şeyi söylüyor. O zamanın ifadesiyle. Başka cümle yapmasıyla. Çünkü esas şablon aynı olduğu için evet. aynı şeyleri konuşuyor. Devam ediyorum buradan ne anladık diye tevehüm, heves, his. ileri görmüyormuş. Belki de inkar ediyor. Yok diyor ilerisi. Bir insan ileriyi görmediği halde yok diyorsa navigasyona bir olan dedim navigasyon bile senden daha fazla görüyor. O dersler çok güzeldi ya. Evet. Navigasyonun gözü var mı? Neyle görüyor? Navigasyon gözü yok ki telefonun. Telefonun gözü var mı? Yok. Geleceği niye görüyor onu 20 dakika önce? Aklı var mı? Yok. Ne nasıl hesap ediyor? Çünkü göreni görüyor bu. Bu göreni görüyor. Kim o? Uydu. Uydu görüyor. Bunun gözü yok ama benim gözüm olması şart değil diyor. Ben göreni görüyorum. Duyanı duyuyorum. Alimi alim ediyorum. Yani navigasyon, elimizdeki navigasyon göreni görüyor, duyanı duyuyor, hesap edeni hesap ediyor. Ben görmeme şart değil. Bu görmüyor. Bunun gördüğü görüyor. Bizim aklımızda, kalbimizde görmüyorum, bilmiyorum Allah bakım ama göreni görüyorum. Peygamber ve Kur'an'ı. Evet. Şimdi mesela Türkiye bir tane bir uydu attı. Bilgim ilginizde değil ki. Aynadır. Dünyanın her tarafına gidebiliyor. Bir aynadır. Buradan lazeri göndereceksin. <laughs> İstediğin yeri yakıp yıkacaksın. Bomba atmıyorsun. Yansıtıcı. Gören ben buradaki görüyor mu orayı? Görmüyor dağların arkası. Ama bu biliyor ki bu orayı görüyor. Benim orayı görmeme gerek yok. Göreni görüyorsam onu görüyorum. Bileni biliyorum. Göreni görüyorum zaten üniversitedeki hocalar şöyle der. Biz üniversiteyi siz okutarak bilgi yüklemiyoruz. Bilginin nerede bulunacağı, nasıl bulacağın, nasıl ulaşılacağının bilgisini veriyoruz. Bu bilgiler bilgi değil bilgiye nasıl ulaşacağının bilgisidir. O zaman aklım, aklı, o aklımın aklına, aklımın gördüğünün aklına şey yapıyorum. Peygamber ve Kur'an iki şey. Gör, benim gördüklerim görüyor. Benim işittiğim kişi işitiyor. Benim tabi olduğum o da hesap ediyor. Burada delil nedir? Navigasyon. Ya bu sağa, köre, Nasıl itimat ediyorsun lan bunu? Telefonla nasıl itimat ediyor? Hiç ihtimal böyle acaba doğru söylüyor mu diye şüphe etmiyorsun da. Olan cansıza ölüye, sağara, köre itimat ediyorsun da. Peygambere ki navigasyon ne kadar da hata yapmış. Bir soruda daha da, da yapıyor. Dün yaptı bize yarım saatimizi aldı. Arkadaşlar şahit öyle mi? Yarım saatimizi aldı. Gene buna itimat ediyorsun da hayatında hiç yalan olmayan peygamberine peygamber navigasyonuna nasıl itimat etmiyorsun ya? Hiç hayatında yalan olmamış. Hiç navigasyonunu yanıltmamış. Ya ona itimat ediyorsun. Zerre kadar şüphen yok. Navigasyon gösterdiği hedefe inanıyorsun da kalbinin, aklının, ruhunun gösterdiği hedeften niye şüphe ediyorsun? Devam. Mahali iman olan kalp ve akıl susarlar. Vay. Kalp, iman, akıl, dima ise itikat. Devam ediyor. Herhalde, herhalde bu devam ediyor. Bunu bitireceğiz. Şu halde kebairi işlemek İmansızlıktan gelmiyor. Niçin, nereden geliyormuş? Belki bir his, iki heves, üç vehmin galibesiyle. Ne oluyor sonra? Akıl ve kalbin mağlubiyetinden ileri geliyor. Ne anladık? Nefsin de hissi hissi varmış. Nefsin de hissi varmış. Hevesi var, vehmi varmış. Nefsin, nefsin. nefsin Hissi var, hevesi var, vehmi varmış. Nefis var ya. His vicdandaydı. Tamam. Her şeyin tefriti, vasat, ifratı vardı. Bak malzemeleri koyuyorum. Ondan sonra yürüyeceğiz. His takip etmek. His vicdandaydı. Tamam. Her şeyin tefrit, ifrat, vasatı var mı? Tamam. Modu olduğu gibi, ifrat, tefrit, vasat modu olduğu gibi, hissin de ifrat, vasat ve tefrit mertebeleri vardır hissin. Çünkü histeyince şey hevesin her şeyin tefriti nefisten, vasatı sünneti seni seniyeden, ifratı ise şeytandandır. Hissin tefriti nefse mareden çıkıyormuş. Hissin vasatı yani hissine zulmettin. Vasatı sünneti seni seniyeden fıtrat asliyeni yaşamaktan. Hissin tefriti ise Yok, ifratı yazacaktık. Evet. İ ifratı, ifratı. İfratı ise şeytandandır. Yani bizdeki nefis var ya, nefisten nefis nedir? Bedensel hazlardır. Bedensel hastanın bütünlüğüne nefis denilir. Çok seneler uğraştım. Bu ne nefis, nefis nedir diye. Nefis bedensel, maddi ve manevi hazlardır. Mesela gurur, kibir, enaniyet, haset. Nefsin manevi hazları. Manevi nefsemare. Maddi nefsemare dokunmak, işitmekle işte beş duyguyla alınan şeyler. İşte maddi ve manevi bedensel hazların bütünselliği nefistir. İşte bunu ifrata kim itiyormuş? E, hissi, şey nefsi nefsemare. E, şey tefrite. E, i̇fratı şeytan yapıyormuş. Bu nefsi bu nefis derken şer değil vasata tutan fıtrat asliyedir ve sünnet-i seniyedir. Tevehüm, heves ve his ileri görmüyorlar, belki inkar ediyorlar, ileri görmüyorlar. Nefsin aklı olan heva ve vehim. Nefsinde de aklı varmış, Nefsinde kalbi var, gelecek. Nefsin aklı olan, nefsin aklı neymiş? Heva ve vehimmiş. Aklı susturuyor, akla karşı aklını öne çıkarıyor. His ve hevesi de kalbimize karşı çıkarıyormuş. His ve hevesi de kalbimize karşı çıkarıyor. Ee, şey ise vehim ise vehim ile de aklımızın aklı olmaya çalışıyor. Aklımızı vehimle blok ediyor. Nefis aklımızın bloke edip aklımıza akıl olmasını ne ile yapmaya çalışıyor? Vehimle. Akıl, tasdik ve kalp ileri görüyor. Bak, akıl, tasdik ve kalp ileri görüyor. Fakat tevâm, his, heves görmediği için anda boğuyor, boğuyor onu. Herkes kendi sahasına çekiyor. Mesela o bir, bir belgesel vermişti Said bana. Bir baktım ki e, o küs Su içerken psikolojide bu oca, şey, doktorum e, okyu su içiyor. Timsah yakaladı ağzından geri kaçıyor. Arkadan aslanlar yakaladı okyuzu. Aslanlar dışarıya çekiyor oküzü Timsah suya çekiyor. E, peki aslan dese ki tamam lan orada boğuşalım. Timsah dese ki tamam lan ben orada boğuşalım. Herkes kendi sahasında güçlüdür. O zaman güçlü olmak istiyorsan sahasına girip mücadele etme. Güçlü olmak istiyorsan sahana çek. Sahandaysan bir sıfır galipsin. Mağlup olmanın sebebi insaf namı altında düşünceyle tarafı muhalif iltizam ediyorsun. Acaba olabilir mi diye geçiyorsun oraya. Orada mücadele ediyorsun adamın sahasına. Top bile kendi sahanda onay, oynama ile onun sahasında oynama üstünlük sağlıyor. O eğer mağlup etmek istiyorsan düşmanını sahana çek. Düşmanını mağlup etmek için sahasına gitme, uğraşma onlarla. Psikoloji yani bu. O küzden onu çıkarttım. Cenab-ı Hak nasip etti çünkü dertliydim. O küz sen dedim ee, bunun gibi ol. Timsah timsah gibi ol, aslan gibi ol. O küz gibi olma parçalanırsın berza olmuş. Dışarıya mı içeriye mi? Eğer çekerse timsa orada hiç kimse galip gelemez timsadan başka. Karaya geçersen de timsaha bile ters çevirir aslan. Ama aslan suya girerse timsaha karşı hiç şansı yok. Alttan girer. Sen ama böyle yaparsan işkemeden çıkarır. Ama karaya gidersen ey timsah senin de şansın yok. Ya? Eğer tek olsaydı öküz Mesela aslan yakaladı, suya kaçması menfaatliydi. Evet. Tersi timsah yakaladı, kaleye kaçacak. Ya. O da orayı, evet. Şu, o, o zaman galip, e, psikoloji böyledir. Nasıl galip gelirsin? Hem onların cinsinde düşünüyorsun. Kötüyüm, kötü hissediyorum. onların sahasına girersen, yani video seyredersen, onların filmlerini seyredersen, Onların sergilediği, hazırladığı düğünlere girersen, haramlı kelam şey, dikkat etmeden yapılan düğünlere girersen, bir sıfır mağlup yürüyorsun. O zaman acaba şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? <laughs> Dimağda sorunumuz varsa kalbe kaçalım. Kalpte problemimiz varsa dimağa kaçalım. <laughs> ya. ya nasıl yapacak Çözümleri peki? böyle bulabiliriz. Yani. Bulursun tabii. Bulursun tabii. Kalp Kalbin ruh. varsa Tabi olacaksın. Evet. Evet. Ee, evet. Eğer imanına hücum ediliyorsa ilme git. İlim onu tard etsin. İlim onu tard eder. Ama bedende durma. Bedende durma. <gülüyor> <gülüyor> ne yaparsan yap bedende durma. Vallahi ya akılda olacaksın ya kalpte olacaksın. Bedende durma. Oküs olma. <laughs> Bunu oküs olma. Oküs olursan ya yarısını aslan yiyecek ya yarısını da timsah yiyecek seni. Bedende kalma. Hayatı dünyevide olma. Ya? Eğer bu içsel sıkıntı geliyorsa kalbini atla. Dışsal geliyorsa aklını atla. Aklını kalbe, kalbiyle kalbini de akılla yönet. Ya? nefisileri inkar ediyor. Hazır lezzete muptela edip insanı boğuyor. E bak söylüyor zaten. Nefis ne yapıyor? İleri inkar ediyor. İleri yok diyor. Ahiret yok diyor. Ne akabir şu? Ölmek var ne? Nefis için ölüm yok ki. İnkar ediyor ölmeyi. Hazır lezzette müptela edip edip aklı boğuyor. Sonra birisi hazır zamana çekiyor. Bak timsa. geç ötük Akıl ve kalp ahireti ölçü yapıyor. Nefis bu dünyaya çıkıyor, Akıl ve kalp de ahirete çekiyor. Bunu lemalar 81'de şöyle diyor devamında. Hem akıbeti görmeyen hazır zevke muptala olan zevk diyor lezzet demiyor. Muptala olan insandaki nebati ve hayvani kuvvelerin tatmini telezüzü hürriyeti vardır ki akıl ve kalp akıl ve kalp gibi letaif insaniyeyi insan insaniyet karane ve akibet endişani olan vazifelerinden vazgeçiriyorlar. Burada burada boğuyor, susturuyor, mağlup ediyor. Bir daha burada ne yapıyormuş? Boğuyor, susturuyor ve mağlup ediyor. İmanı bil ahiretin inkişafı ve imbisatın nispetinde kurtulursun. Yani ahirete ne kadar imanımız, yakiniyetimiz varsa, inkişaf ve imbisat varsa o nispetten o andaki şeylerden kurtulursun. Allah'a iman, maziye, ahirete imanla da istikbale hakim oluyorsun. O zaman an seni tutamıyor daha çok kimleri aldatır sorusu. Lemalar 87 diyor ki. Hakaik imaniyenin azameti cihetinde dar kartlı, kısa akıllı, kasır fikirli insanları aldatırmış. Psikolojik hastalıkların zaten bu tiplerde olur. Dar kartlılarda kısa akıllı, kasır fikirli insanlara vehim ve vesvese gelebiliyor. Nefis insanın kalbini, aklının fikrini, fikrini bu hale getiriyormuş. Nefis ne yapıyormuş? Kalbini dar, aklını kısa, fikrini kasır yapıyor. Nefis yapıyor bu hale getiriyor. Nefis insana hakim oldu mu? Kalp dar, akıl kısa, fikir kusurlu oluyor. Yani acayip bir hale geliyor. Şurada okuyumuktaki sayfa yok çünkü. Lemalar 96. Abi zevk zevk anda. Bunu evet, evet. Zevk anda. Evet. Ama letaiften aldığımız lezzet dediniz o farklı bir şey. Zankı. O lezzet bu Bekanı zevk. Kaldırıyor. Ama lezzette zevk de vardır. Ama zevkte lezzet yoktur. Yani üniversite diplomasının ortaokul diploması da vardır. Abi zevkte bağımlılık var. Evet. <laughs> böyle bir şey var. O... Zevk ee... <laughs> Lemalar 96. Bu ders akıldan ziyade kalbe bakar, delilden ziyade zevke nazırdı. Bazı zevk dedin, nazırdı. Akıl, delil, kalp, zevke nazırmış. Yani e, akıl delillerle, kalp ise zevk. İlle şey değil. Hazır zevk ama öyle sufli şey değil. Yani. Şu anda zevk alıyor. Sonra lezzete dönüşecek. Sonra lezzat olacak. Zatından Artık kendisinden insan... Ne acayip bir makam ya e Kendisi kendisinden zevk alır ya bir insan. Lan yani hep kendisi kendisiyle boğuşur. Kendisi kendisini başa beladır. Kendisi kendisinden kaçmak ister. Yani öyle bir makam Risale-i Enfusi Tefekkür sana veriyor ki kendisi kendisinden lezzet ol lezzetin sebebi oluyorsun sen ya kendinden lezzet alıyorsun ya ne acayip bir şey ya bu deliler bölgesi hakikaten ya ondan sonra bugün hatırıma geldi nasıl oluyor dedim ya ne yapıyor kardeşim en büyük ses minda ha ama sessiz nasıl uyandıracaksın pimine basma bizde de öyle en büyük ses nedir biliyor musunuz? Sessizliktir. Sessizliğe dayanılamaz. Sese dayanılır. Çünkü niye? Sessizlik her sese hamiledir. Her sesi doğurur. Her şey olabilir. Ama bir ses ise çok ses, çok ses değil. O sestir. Kedi sesi ise köpek sesi değildir. Belli oldu artık. Ama bir sessizlik varsa bütün sesler olabilir. Onun için dağlar çok ürkütücüdür. Korkunçtur. Bir ses. Bütün olabilir. olabilir. Her şey olabilir olduğu için korkutucudur. O böyle. Daha böyle bir sessizlik varsa zaten bir adamdan konuşuyorsa korkma ondan. Bir adam sessizse kork ondan. Hangi sesle sana karşına çıkacak belli değil. Muayyenleşmemiş. Muayyenleşmemiş. Her şey olabilirken bir şey olmamış. Ama her şey ilken bir şey olmuşsa o şey değildir artık. Abi sessiz bir oda oluşturmuşlar, oluşturmuşlar. Böyle tamamen sessiz. 15 dakikadan fazla orada kalan olmamış abi. Evet. Yani. Şeyde de hapishanede de biliyorum. Kanunmuş. Bir insanı tek başına bir odada yalnız bırakma kanuna yasaktır. Tek başına tecrit mutlak. Usta Risale'de de geçer. Tecrit mutlak 15 gün. Ondan sonra kafayı yonatıyor. Kim hapishanede tek hücrede kalıyorsa çok ciddi bir e ben yaşadığımı söylüyorum. Çok ciddi bir beslenmen yoksa vallahi içsel sistemin duman olur. 4 ay 20 gün. 2 hafta 15 gün 3 kişiyle kaldık. 4 ay rahat tek başıma kaldım ama besleniyordum. Yani veya öyle zannediyorum. En az bu küçük çekmecedeki 2 2,5 sene yani şimdi bakıyorum o dersleri, sahnenin dışındaki şeyler her şeyi onaylamıyor. Yani Onaylamıyorum yani böyle. Şimdi fark ediyorum. Yeni yeni ha buraya geldik şöyle yeni yeni vay be Allah Allah diyorum. Ama böyle bir şey vardı böyle. Olur. Şey diyorlar ya nasıl isterseniz öyle yapın. Vay be abi de bak ya hiçbir şeye karışmıyor. Yani her şey bizi bırakmış. Voluna gidiyor. Hiç tepki yok yani. Böyle sanki sinirler alınmış. Tamam. Olur. Bırakın müdahale etmeyin. Ses yapmayın. Demeyin ya. O çocuk böyle. Böyle bir şeydi ya. Sonra bakıyorsun Allah Allah. E şimdi diyorlar zaten abi eski değiştin ya böyle tepki. Tabii ben böyle olmam lazımdı zaten. <gülüyor> <gülüyor> bazı bazı şeyler hala kalmış mesela. Ve bir, birkaç tane var yani. Birkaç tane var. Böyle değildim diyorum. Bu niye diyorum yani. Birkaç günden beri onu soruyorum. Ben böyle değildim. Ee, buradan darbe gelmiş olabilir. Yani kolay değil yani. Az iş değil ya. Sen de yakası bırakıyor. Lemalar ama o şey fark etmek en büyük nimettir yani. Lemalar 114. 2 ne kadar koyacaktık değil mi? Bunun arkası yok. Etmiyor etmiyor. Etmiyor. Bitiyor hususan bir iki sene zarfında ebedi bir firak ile senden ayrılıp günahını senin boynuna takan hususan senin ramına olarak husulu anında seni terk eden terk eden fani şeylerle kalbini bağlamak kârı akıl değildir. Eğer aklın varsa uhrevi inkılabatında berza etvarında bak hiç üşenmeden tembellik yapmadan yazıyorum. Oysa bir cümle yazacağım. Berzahı etvarında ve dünyevi inkılabatının musadema, musadematı altında ezilen, bozulan, ebedi seferde sana arkadaşlığa muktedir olmayan işleri bırak, emniyet verme, onların zevalinden kederlenme. Bu metni yazdın. Ne çıkartın? Akılsızlığın alameti ve veya oraya götüren neymiş? Şunlarmış. Ee, ama şurada var da fakat e, çok ve çok acayip bir şey. Ben okuyayım isterseniz. Çabuk çabuk. Bun, e, bunlar seni akılsız yaparmış. Lemalar 114'ü bak şimdi. E, akılsız ne yaparmış? Fani şeylere kalbini bağlamak. Uhrevi inkılabatında, berza etvarında, dünyevi inkılabatının musademata altında ezilen, bozulan ebedi seferde sana arkadaşta muktedir olmayan işleri bırakmamak. Seni akılsız yaparmış. Başka? Fani şeylerin gitmesinden kederlenmek. Fani şeylere emniyet vermek. Senden ayrılıp günahını senin boynuna takan ve husulu anında seni terk eden fani şeylerde kalbini bağlamak. Akılsız yaparmış. Başka ne yapıyormuş akılsız? Size edilen ha size edilen zulüm ve adavetten sonra onların sefahat ve batıl efkarına ittiba edip emniyet emniyet etmekten akılsız olursun yani 239 Çok güzel bir maddeler ya bunu çeksen ve bitti zaten e, sefihleri taklit etmekten akılsız ahlaksızcasına ittiba etmekten başka Hamiyet davasında samimi olmamaktan geçmiş mil, milliyetinize karşı geçmiş milliyetinize karşı istifaf ve istifaz istihza etmekten alay etmekten geçmişine kökenine hafife almak ve alay etmekten son madde 3 madde akibeti ve neticeleri düşünmemekten akılsız olurmuşuz. Çarşıda pazarlık yaparak, yaparak, bak, çarşıda pazarlık yaparak ticaretin dengesini korumaktan hayır hasenatı yaparken cömert davranmak, hayır hasenatı yaparken cömert davranmak akılsızlık ise, bak, çarşı pazarda ticaret yaparken dengeyi korumak için pazarlık yapmak, hasenatı yaparken cömert davranmak, akılsızlık ise bunların tersini yapmaktan, yani hayır hasenat yapacak, cimrilik yapıyoruz. Başkan bir madde, hırs insanı akıldan ederek zekavetine hakim kılar. Gel bunu çek. Sır insanat. Ha, aşağı yukarıdan aşağı in aşağıya. Hırs insanı akıldan ederek hırs akılsız eder bizi. Zevkine hakim kılarmış. Zekavet, zekavet. Ha zekavetin hakim. Affedersiniz. Bakın hem de sayfalar söylüyorum yanlarda. İndir aşağıya, indir aşağıya, indir aşağıya. Bak abi indir, indirsene. Muktedir olmayan işleri bırakmamak akılsızlık yapar. Bırakacaksın. Başka? Fani şeylerin gitmesine kederlenme Ali. Akılsız yapar, yaparsan. Fani şeyleri emniyet verme. Öteki Ali. Senden ayrılıp günahını senin boynuna takan ve usulü anında seni terk eden fani şeylere kalbini bağlamak yapma Gafur. <laughs> Bu o sona bakıyor. Size edilen zulüm ve davetten sonra. Onların sefaat ve batıl efkarına ittiba edip emniyet etmek akılsız yapar. Kim? Kim alıyorsa üzerine. Sefilleri taklit etmekten akılsız. Ahlaksızcasına ittiba etmekten akılsız. Hamiyet davasında samimi olmamaktan. Geçmiş milliyetinize karşı Osmanlı mesela istifa hafife almak, alay etmek, istiza etmek, alay etmek yani. O akılsızlık yapar. Akılsız oldukları için yaparlar. Akıbeti ve netice. Yani düşmanla beraber gülüyorlar. Senin. Akıbeti ve neticeleri düşünmemekten akılsız olur. Başka? Çarşıda pazarlık yaparak ticaretin dengesini korumaktan bu akıl. Hayır sanatı yaparken cömert davranmak akıl. Hayır sanatı cömert davran. Akılsızlık ise bunların tersini yapmaktan. Başka? Hırs insanı akıldan ederek zekavete atar seni. Zeka sana hakim olmasını sağlar. Hırs. Evet, bugünlük bu kadar. Cenab-ı Hak feyzimizi, hakikatini tahakkuk ettirsin. Ve ahirde vahum enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.